Merhaba sevgili dostlar, TV100 ekranlarında Ertan ile kayıt dışına hoş geldiniz. Tabi her şeyden önce yani aslında Türkiye'nin değil İslam aleminin fetih sembolü olan Ayasofya'nın ibadete açılmasını hem ülkemiz için hem tüm Müslüman alemi için hayırlara vesile olmasını dilerim. Ama şunu söylüyorum bu bir başlangıç. Diyeceksiniz ki neyin başlangıcı? Şimdi daha çok alacağımız yol var. Bunlardan bir tanesi de belki bir sonraki hamlede herhalde milenyum taşı yani sıfır noktası olması lazım. Sıfır noktası Ayasofya'nın tam üstünden geçen noktadır efendim. Bu sıfır noktası daha sonra biliyorsunuz Greenwich'e kadar çalınarak götürüldü. Biz inşallah bu konunun da takipçisi olacağız. Sıfır noktasını aynı Ayasofya'nın ibadete açılması gibi yine İstanbul'un tam ortasında Ayasofya'nın geçtiği çizginin tam ortasına koyacağız inşallah. Evet sevgili dostlar bu hafta konuklarımızla İstanbul'un gizemlerini en derin noktalarında kaybolacağız inşallah. Etiketimiz Bizim için Ayasofya. Biliyorsunuz bana sorular sorduğunuz zaman kayıt dışı sorusu olması lazım. Yoksa okumuyorum. Çok net söyleyeyim. Yani aklı ve ilmi olan sorular. Çünkü iki tane değerli e, konuğumuz var. Biraz sonra tanıtacağım sizde. Ve bu hafta size 10 adet kitap vereceğim efendim. İyi sorular bekliyoruz. Efendim. Evet. Konuklarımız kimler? İkisi de araştırmacı yazar. Bir bakıyoruz. Erhan Altınay'ı görüyoruz efendim. Hı. Merhaba hoş geldin Erhan Merhaba Altınay. Nasıl? Evet ve Selçuk Eracunu görüyoruz. O da araştırmacı yazar. İkisi de Ayasofya ile ilgili müthiş araştırmalar yaptılar. Tabii biz bu arada dün Ayasofya'daydık. Yani diyeceksiniz ki hocam nerede yandın filan. İşte Ayasofya öyle bir yakar ki insanı. Yani daha çok bu, kişi yakacak bu ateş, dışarıda. Öyle efendim? Daha dışarıda yakacak kimse o kötü e, beyanat verenler var ya açılmasın diye. Evet. Yani. Tamam. Şimdi tamam. neler mi konuşacağız? Şimdi bakıyoruz TV'de ilk defa sevgili dostlar ama ilk defa Latin istilası sırasında tapınak şövalyelerin İstanbul'da nerede olduğunu ifşa edeceğiz. Bakın Türkiye'de ilk defa. Ardından hipodrom at meydanı veya da Sultanahmet meydanının gizemlerini konuşacağız ve ardından Sultanahmet'in hemen altında Ayasofya'nın hemen altındaki dehlizlere gireceğiz ve bunların görüntülerini göstereceğiz size. Dün bütün gün oralarda çekim yaptık onun için böyle kıpkırmızı güneşin altında yanarak geldik. Fatih Sultan Mehmet Han'ın e, İstanbul'u alırken Acaba gizemlerini biliyor muyduyu konuşacağız ve yapacağımız şey şu olacak belki en sonunda İstanbul'un tüm kutsallarını konuklarımızla birlikte evet bu masaya yatıracağız ve konuşacağız. Hoş geldiniz. Çok Hoş. teşekkürler. Erhan, Erhan Ayasofya sağladım. ile ilgili bugün ibadete açıldı ne söylemek istersin? Allah bugün oradaydım ben. Evet. Ee, başından beri oradaydım ee, Ayasofya'nın önündeydim. Çok coşkulu bir kalabalık vardı. Yani insanların de, e, coşkusu her şeyi anlatıyordu bana göre. Hayırlı olsun. E, yani orada işte biliyorsun Selçuk'la da konuşuyoruz, seninle de konuşuyoruz. Orada Pagan Tapınakları vardı, Apollon, e, Helios Tapınağı vardı, Artemis vardı, Zeus Epos, ah, hamamları vardı, birçok eser vardı. Bugüne bir şey kalmadı çünkü Hristiyan oldu Roma ve yıkıldı. Biz geldik yıkmadık. Kiliseyi camiye çevirdik, o mabede olduğu gibi e, koruduk. Ve bizim de egemenlik sembolümüz oldu. Her şeyiyle oldu. koruduk, Her şeyi de lazım. koruduk. Tabii. Evet. Ve e, e, egemenlik sembolümüz oldu. Bugün egemenlik sembolümüzü bir kere daha perçinliyoruz. Genç bir cumhuriyette belki o dönem siyaseten o kadar alınması gerekiyordu. Ama bugün olgun ve güçlü bir cumhuriyet var. Sona kadar egemenlik bizim. Egemenlik hakkı bizim. O sembolü e, herkese e, açıkladık. Yani o insanlar o coşkuyu yaşıyordu bugün. E, çok e, ilginç bir kalabalıktı. E, hayırlı olsun. E, vatana, millete, vatana millete, tüm Müslüman evet, alemine. Göreceğiz. E, Türkiye'nin e, bir kere daha gücünü gösterdiği zamanlar olsun. Erhan şeye diliyorum. katılıyor musun? burada anlattığıma yani milenyum taşı da artık İstanbul'a gelmek zorunda. taşı da zor. ya bak şimdi şöyle bir şey var. İşte evet. sen de biliyorsun. Bütün yollar Roma'ya çıkar. Evet. Bütün niçin yollar Roma'ya çıkar. Heh, niçin çünkü Roma çıkar? bahsedilen Roma aslında bahsedilen İtalya'daki Roma değil. Doğu evet, Roma Millennium denilen. taşı evet. İstanbul. Bütün yollar Roma'ya çıkar çünkü Milenyum taşından başlar bütün yollar. Değil mi? Hangi yollar? Bir evet. evet. Selçuk sen ne diyorsun şimdi? şimdi... Ayasofya ibadete açıldı açıldı. Hayırlı olsun. Bekliyor muydun bir kere böyle bir şey? Ben bekliyordum. Evet. Yani bütün zaten e, bulgular bunu gösteriyordu açıkçası. E, çok fazla talep vardı Ayasofya'nın tekrar camiye dönmesi için e, bu şekilde bir toplumda e, algı vardı ve neticesinde olması gereken ve oldu. Çünkü bu e, gerekçeli bir kararla, Danıştay'ın vermiş olduğu kararla alınmış ve e, devletin de desteklediği, zaten meclisteki o coşkuyu gördük bugün. E, evet. Alkışlardan e, açıklama yapılamadı. Söz kesildi, beklenen bir şeydi ve artık Ayasofya, Doğu Roma'da Hristiyan, Osmanlı'da Müslüman, yani ibadete açık ve cami olarak kullanıldı. Cumhuriyet'te seküler de bak, tekrar İslami kimliğine bürünmüş oldu. Yani Ayasofya'ya baktığımızda hemen arkamızda bu devasa hat levhalarını görüyoruz. Bunlar evet. en güzel nişanesidir Ayasofya'nın. Gülen müthiş yapılan... resim arkaya. Koymuş, evet, müthiş. Harika bir yani fon. Sanki Ayasofya'nın içindeeyiz, değil mi? Şu anda tam 56 metrelik o ana kubbenin altındaymışız gibi böyle bir his var. Ve tam kıble istikametine doğru bakıyoruz. Orada evet. bir Meryem Ana bakıyor bize. Meryem Ana'nın kucağında oğlu var. E, ortodokslara göre e, tan Tanrı ya da Tanrı'nın oğlu. Theotokos dediğimiz Meryem Ana oradan bizi selamlıyor. Ama çok dikkat etmemiz gereken bir nokta Teatokoslu var burada. Theotokos ne demek? Tanrı, Anası. Tanrı annesi. Tanrı annesi. 5. yüzyılda Efes'te konsiliyle evet. Meryem Ana'yı onurlandıran, onun hak ettiği ünvanı veren bir konsil kararıyla Meryem Ana'nın ünvanı. Sağ tarafta bize göre Allah yazıyor. Evet. Sol tarafta bakın Muhammed Ahmetler. ve dört halife. Batı cephesinde ise Hasan ve Hüseyin var. Evet. Bu dünyada belki başka örneği olmayan bir şey. Yani biz e, burayı gezerken Meryem Ana'ya ve Hristiyan ikonografisine bakarken aslında bir de İslam'ın en önemli e, o isimlerini hat levhalarını da görüyoruz ki 7,5 metredir bunların çapı dünyada bundan daha büyük bir hat levhası yok ve yapıldığı yer de Ayasofya Karele Mevsübu yapılmış, büyütülmüş ve Kazasker Mustafa Efendi'nin tarafından yazılan e, hat levhaları bugün dünyada eşi benzeri yok. Ve son yapılar... Sen biraz Ayasofya ile ilişkili de söylesene. izleyicilerimiz evet. belki seni ilk defa görüyorlar benimle birlikte. Ben ee, Ayasofya'da çalıştım. Yani evet. 7 yıl kadar Ayasofya'da çalıştım. Aslında Ayasofya deyince Ayasofya tek başına bir müze değildi. Ayasofya ve bağlı birimleri vardı. Bunların içerisinde Kariye, evet. Mozaik Müzesi, Tekfur Sarayı, Fethiye, Ayairine, i̇mrah gibi yapılar vardı. Tekfur Sarayı belediyeye geçti. Şu anda Büyükşehir Belediyesi tarafından bir müze olarak açıldı ve e, şu an gezilebiliyor. Eee Kilisesi ay, eski Ayar'ın Kilisesi Topkapı Sarayına geçti. Topkapı Sarayı da Cumhurbaşkanlığına bağlandı. Kültür Bakanlığı'ndan alındı. Şu an Cumhurbaşkanlığının bünyesinde birinci avluda yer alıyor. Mozaik Müzesi hala Ayasofya'ya bağlı. Yani Ayasofya'nın müze müdürü bu diğer müzelerin de müdürlüğünü aynı zamanda yapıyor. yapıyor Orada bir sorumuz var. Dur. diyeceğiz. Dur diyoruz tamam. artık de hmm. cami olma kararı zaten daha önce alınmıştı. Danıştay tarafından bu karar verildiğinde örnek te e temsil etti. Ayasofya Tabii. ve Ayasofya'nın bu kararın alınması da büyük ihtimalle Karin'in çok Şimdi şöyle bir şey var ortalıkta. Şimdi ben farklı kanallara gittiğimde yani Sayın Cumhurbaşkanını tanıyorsam muhakkak karar verdiyse yapar demiştim. Ve sonuçta da işte birkaç kanal beni aradı dediğiniz çıktı hocam filan gibi. Şimdi şunu söylemekten buna karşı çıkanlar var Erhan. Diyorlar ki ya niye müze olmuyor Ayasofya cami kalsaydı daha iyi olurdu. İşte buna nasıl bakıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ya niye şimdi cami? Şöyle ya şey ibadete mi? açık olmalı. İbadete açık olması tabi müze olarak gezilmesini engellemiyor. Yani bir ay gittiğimiz zaman bizim Ayasofya'yı gezmemiz, görmemize bir engel değil ki. Yani ben buna örnek olarak da aynı Vatikan gibi, Vatican, Notre Dame gibi. San Pietro tabii. diyorsun. ediyorsun. Tabii. San Pietro'da da her keşesini gezersin. Arada ayin yapılır. Ya da Notre Dame gibi yanmadan önce tabii. Ya da Saint Germain gibi. Yani birçok yerde var bu. Hani e, Batı'nın bunu söylemesi abes. Çünkü kendi e, ibadethanelerini koruyup da Herkes statüde gezdirip de ondan sonra hayır siz bunu yapamazsınız demesi zaten. 200'de bir yaklaşım evet. Abeste istekler evet, olur. biz zaten ne kadar büyük olduğumuzu böyle de gösteririz Biz ibadetimizi de yaparız işte e, Cumhurbaşkanı az önce söyledi Müslümlere ve gayrimüslimlere açık olacak Açıklı, dedi tabii. yani yani gayet normal bir şey bu o biraz tabi bazı çevreler yurt dışında siyaseten böyle konuşuyor hani. Cami adı onları rahatsız ettiği için büyük olasılıkla. Biz zaten işte kaç sene önce Pelin'le yazmıştık buranın bir cami evet. olması ama bu statüyü koruması gerekirdi. Yani en azından insanlar... Bu kesin. konuyu bizim etrafımızda en çok kurcalayan ve bununla ilgili neredeyse ölümüne bile sebep olan Aytunç Altın da aldı. Yani kararnamelere göstermişti. Bugün şu kararnameyi tekrar gösterelim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın almış olduğu... Tam burada rakamını da görün. 2729 nolu kararname ile Ayasofya ibadete açılmıştır sevgili dostlar. Ülkemize ve yine söylüyorum tüm İslam alemine hayırlı olsun. Şimdi şöyle söylememiz lazım. Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla belki bir projede devreye giriyor. Ben bunu çok söyledim ama e, bunu tartışmak için de size söylüyorum. Ben diyorum ki Türkiye, Hinterland'ın e, hamisi olacak. Onun için İstanbul başkentli, bakın sakın karıştırmayın, e, Türkiye'nin başşehri Ankara'dır. Benim söylediğim İstanbul başkentli Hinterland'ın, aynı Birleşmiş Milletler gibi düşünün, e, AB gibi düşünün, bir e, sisteme doğru gidecek yapı. Yani biz bunları söylediğimizde, o zaman Suriye, işte Suriye'de Türk ordusu yoktu veyahut da Libya'da yoktu. 2008'den bu yana bunu söylüyoruz. Lütfen artık bundan sonra ikinci aşamada şunu göreceğiz ki, ikinci aşamada şunu göreceğiz ki. Yani hemen ardından Kanal İstanbul projesi gerçekleşecek. Öyle tahmin ediyorum ben. Ve bakın yine söylüyorum sevgili dostlar, Kırım. Kafkaslar, Irak, Suriye, Ürdün, Filistin, Kıbrıs, Sahraüstü Afrika ve Yunanistan ve Balkanlar da dahil olmak üzere ekonomik olarak bu hinterlandın içine girip Türkiye'nin hamiliğini yaptığı bir yapının içinde olacak. Bu yapı aynı zamanda hani biraz uçuyorsun falan diyebilirsiniz ama İsrail de bu yapının içine gireceğini tahmin ediyorum. Ne diyorsun Erhan bu konuya? Biraz uzak mı sana? Bana uzak, rast tabi. Evet. Ee, yani e, o su asaydığın ülkeler içinde bazı ülkelerin arka bahçesi olan ülkeler de var. Hani ciddi bir e, savaş sonucu olabilecek şeyler ama tamam. şu doğru. E, bunu ben e, ben de birçok kanalda söyledim, yıllardır söylüyorum. Hani Kudüsü Batı göreceğiz şimdi az sonra. Evet, daha sonra Latin Aslında konuştuğumuzda. Hani Kudüsü Batı Yahudilere bırakmaz ne Amerika bırakır ne e, İngiltere bırakır ne Fransa Yahudiler en güzel zamanlarını Pax Otomane dediğimiz Türk hakimiyeti döneminde yaşadılar. Bundan sonra da oranın garantisi Türkiye'dir. Evet, o konuda Kudüs için katılabilirim sana ama göreceğiz. Belki biz göremeyeceğiz de bu programlar. Yani şeyi görmemiz Kayı, lazım. Kayıp düşmüş olacak. Ee, şöyle bakmamız lazım. Heh, gizli ee, neler neler baktığından sonra. Şimdi gireceğiz. Sonra ee, şöyle bakmamız lazım. Farklı düşündüğümüz <laughs> için iyi. Zaman gösterecek ki biz kim daha e, uzağa gö görmüş veya da projeksiyon evet. yapmış. Biz Erhan, görmesek de da, zaman gösterecek. Şimdi sevgili dostlar biz Erhan'la ve Selçuk'la dün Ayasofya'yı ve bildiğiniz gibi Hipodrum bölgesini ee, ...herhalde talan ettik desek... ...işte böyle yandık dedik ya biraz önce... Ee, ...oradan talan güneşin altında koştuk... ...bakın size bir yığın... E, ...objeler getirdik... ...bunların üzerlerinde konuşacağız... ...hepsini tek tek anlatacağız... ...anlamlarını konuşacağız... ...bir VTR'miz var... E, ...bu VTR'yi bir izleyelim isterseniz... E, ...ondan sonra... E, ...konulara yavaş yavaş girip... ...bu bölgenin... ...yani bizi, kimine göre... hipodrom, Ayasofya e, ve da vak vak e, ağacının olduğu konuyu anlatacağız. Diyeceksiniz ki, ki nedir bu vakvak vak ağacı? E, onun derinliklerine gireceğiz, sırlarını çözeceğiz. Evet bir VTR'miz var bir izleyelim bakalım. Yıllar boyu tartışması hiç bitmemiş, kutsalların kutsalı diye adlandırılan Ayasofya'dayız. Yanımda Erhan ve Selçuk var. Biraz sonra Ayasofya'nın tüm gizemlerine yavaş yavaş adım atacağız. Hatta belki de televizyonda ilk kez tapınakçıların Latin istilasında nerede olduğunu, nerede barındığını ilk kez sizlere açıklayacağız efendim. Sevgili Erhan ve Selçuk, Latinler Konstantinopol'e girdikleri zaman Agustiyon Meydanı'nda yani şu anda bulunduğumuz meydanda neler vardı? Hangi tarihi eserler vardı ve bunlara ne oldu? Bize bir gösterir misiniz yerlerine ve sabitleyerek? Valla Ertan aslında geldiklerinde muhteşem bir şehirle karşılaştılar burada. Şehrin en önemli meydanıydı burası. Muhteşem yapılar olan bir meydandı. Yani Zaten daha önce Avrupa'dan gelen Haçlılar buranın zenginliğine hayrandı. Taş, toprağı, altın kelimesi belki o zamanlardan çıkma. Burada inanılmaz bir zenginlik ve yapılar bütünüyle karşılaştılar değil mi Selçuk? Agustayon Meydanı aynı Ayasofya planına sahip, dikdörtgen planlı bir yapı. O kadar büyük olmasa da hemen giriş kısmında, bu, yani bu tam bölgedeydi, tam bu bölgedeydi. Evet, Meydanın meydan içerisinde devasa bir sütun üzerinde İmparator Justinianus'un heykeli vardı. Latinler tam nerede göstermek gerekirse Tam, tam burayı bu şekilde gravürleri var, çizimleri Burası, var. Sembolik de. olarak burasını gösterebiliriz, işaret edebiliriz. Buradaki meydandaki heykelin üzerinde bronz aksamları söküldü ve heykel bronz aksamları alınınca çıplak kaldı. Ayasofya'nın altındaki tünellerin sırrı birazdan. Evet sevgili dostlar Ertan ile kayıt dışındayız ve e, Ayasofya'nın gizemlerini konuşuyoruz sevgili dostlarımla. Şimdi e, tapınak şövalyelerinin Latin istilası sırasında e, İstanbul'a yerleştikleri yeri herhalde şu ana kadar kimse e, bilmiyordur. Ee, bu masaya yatıracağız ve burayı ifşa edeceğiz sevgili dostlarımla. Erhan şimdi gittik tapınak şövalyelerinin e, İstanbul'a geldiği zamanı e, zamanda bir yolculuk yaptık ve orada olduk. Şimdi şöyle söylememiz lazım bir kere soru şu olsun ikinize de aynı soruyu soralım. Niye Latinler Kudüs'e gitmek e, gerekirken gelip İstanbul'a geldiler? Valla şimdi Gildiler. aslında İstanbul'un Latin çağı çok, ben mi aldım lafı ama kusura bakmazsan. Başlangıç. Sohbet ediyoruz, sohbetteyiz devam. Yani moderatör kendi olduğu için bugün az konuşacak o yüzden biz <laughs> konuşabiliriz yani merak etme. Şimdi şöyle bir durum var tabii bizim ülkemizde çok az incelenmiş bir çağ bu Latin çağı yani. Latin işgali. Bizim ülkemizde derken başka hangi ülkede çok incelendi? Fransa'da da mesela. Çok büyük eserler verildi İngiltere'de. Yani Yunanistan'da bile yani birçok yerde var. Çünkü aslında Latin istilasından bahseden dünya kadar kronik var. Vakanius var. Bunlardan söz eden. Bunlardan birkaçı Türkçe'ye çevrildi daha. Hani Arne de Valencian oradan Roberto Clare üç tane falan çevrildi. Erno Kroni çevrildi. Hani Belki yüzlerce kaynak var. Biz daha yavaş yavaş İstanbul'un bu ilginç çağından bahsediyoruz. Nasıl böyle bir şey oldu? Şöyle bir şey oldu. Aslında 4. Haçlı Seferi başladığı zaman çok Papa zaten o zaman genç Papa gayet dinamik falan diyor ki katılanların günahını affedeceğim diyor, günahlarını affedeceğim diyor. Öyle olunca herkes katılmaya başlıyor falan. Franklans başı çekiyor bu kez. Ondan sonra e, işte Mısır'a saldıracaklar. Mısır'dan sonra e, Kudüs'e inecekler. Fakat bir sorunları var. E, donanmaları yok. Onun içinde yeterli e, lojistik destek yok. Venediklilerden destek istiyorlar. Buralar biraz e, karanlık olan yerler tabi tarihin. Çünkü sadece o katılanların ağzından dinliyoruz. Venedikliler de diyor ki vereceğiz size diyor ama para yok adamlarda. Nasıl ne yapacağız? Siz diyor bizimle Zara'ya saldırın diyor. Ondan sonra şey yapalım diyor. Orada çok ilginç bir olay oluyor. Bizans'ta taht kavgaları oluyor. İstersen orayı sana anlat. Baslaşarak evet. Evet. gidelim. Evet. Ee, şimdi o dönem aslında yani dördüncü açı seferlerini konuşuruz şu anda. Ee, birincisine itibaren İstanbul hep hedefte. İstanbul'un evet. zenginlikleri, İstanbul'un o şaşası... Batının diline dolanmış ve onlar sürekli İstanbul'daki bir zenginliği almak için planlar yapıyorlar ve bu planlar dördüncü Haçlı seferleri sırasında gerçekleşiyor. Zara ilk önce fethedilen yer ve normalde Mısır'a gitmeleri gerekiyor fakat Mısır'a gitmemek onların işine geldiği için rotayı İstanbul'a çeviriyorlar. Bir de olay oluyor orada yani Alexios geliyor işte. Evet. Ee, şimdi şimdi şöyle söyleyelim. Ee, burada kitaptan okuyoruz aslında doğru mu? Evet. Skolastik bir düşünce. Yani şunu soruyoruz. Kitaptan, kitaptan daha okuduğumuz, çok okuduğumuz şu. Evet. Bizans'ta işte taht kavgaları taht var. Taht kavgaları Tabii. var. E, Alexios geliyor daha sonra tahta çıkacak olan. Diyor ki benim babamı tahttan indirdiler. Aslında e, gerçek varis benim. Bana yardım edin diyor. orada da bir oradan da bu birkaç iyi adam da iyi adamlar sürüsü yani. Dördüncü açı seferindekiler de. Tamam diyor. Ya televizyonda neler söylüyorlar. Yok Selçuklular kuşattı. Yok bilmem ne oldu ama değil. Gerçek neden bu. O zaman diyor biz diyor yardım edelim. Seni tahta geçirelim diyorlar. Eksiyosa şeyler. Ee, Haçlılar. Ee, geliyorlar. 1203 yılında burada. Hatta yangın çıkartıyorlar falan böyle. Bir yıl olay çıkartıyorlar. Tahta geçiriyorlar ama adamın parası yok ödeyemiyor. O arada da tahttan indiriliyor. Tamam diyorlar fırsat bu fırsat İstanbul'a istila ediyorlar. Ama Selçuk'un dediği doğru burada. Çünkü yıllar boyu istiyorlardı biliyorsun. İkinci Haçlı Zaferi'nde Aylanur'a geliyor buraya. Bir İstanbul'u geziyor. Ama ben diyor Avrupa'da fare deliğinde yaşıyormuşum diyor hani krediçe. İstanbul'un tabii muhteşem sarayları, e, sivil ve dini yapıları meydanları. Bunlar inanılmaz güzellikte ve sürekli onları cezbediyor. Şimdi genç Alexios o sıra Almanya'da. Hmm. Almanya'da ve Maki tarafından yani, şövalyeler yollanılıyor Almanya'ya. Onu getirmeleri için. Gelsin ki İstanbul'daki o yeni kurulacak e, imparatorlukta yerini alsın imparator olarak diye. E, bu arada baba İsa Kios kardeş tarafından ihanet uğrayıp gözleri kör ediliyor. Ve kör halinde oğlu gelince birlikte ortak olarak imparatorluğu yönetmeye başlıyorlar. Haçlıların e, refakatinde tabi yapılıyor bu. Bu arada para bulunamıyor. Yani Haçlılar ödenmesi gereken o yüksek meblağ bulunamıyor. Çünkü Haçlılar bu sefere başlarken e, Dandolo tarafından aldıkları bir borç var. Ve Dandolo bu parayla onlara bir... E, Dandolo'nun kim olduğunu da bize istersen söyle. Evet. Çünkü Henrikus hani... Dandolo Venedik Doçu ee, bugün Ayasofya'da adının yazılı olduğu bir mermer plaket mermer var. Plaket. Ee, yanlışlıkla buna mezar taşı, mezar diyorlar. Mezar değil aslında o. Ee, adına yazılmış bir plaket ve plaketin yazılma tarihi de çok kesin olmamakla birlikte muhtemelen Fosfat restorasyonları sırasında Sultan Abdülmecit döneminde belki bir izinle oraya koyulmuş evet. olabilir. Böyle bir ihtimal var. Ya orada lahit kalıp Anı kalıp olarak veya da yani bu bir şekilde Latin sırasındaki önemli görevinden dolayı mı koyulduğunu söylüyorsun? E, Dandolo, evet. 4. Haş evet. Dandolo 4. Haç Seferlerinin mimarı. Dandolo 4. Haç Seferleri için her şeyi yapmış ve bunu gerçekleştirmiş bir adam. Yaşı ilerlemiş, gözleri kör. Gözünün kör olmasıyla ilgili birçok rivayet var. Bir tanesinde o güzel mavi gözleri başına aldığı bir darbeyle... Kör olduğunu, kör olduğunu der. söylüyorlar. Ee, başka bir rivayete göre onun Bizans döneminde gözlerinin bilerek kör edilmiş olduğunu söyler. Bununla ilgili çok farklı şeker hastası, oldu. hastası olduğu ile ilgili de yorumlar var. Ya Şimdi şöyle düşün. Kör topal bir adam bu. 80 yaşında belki. Bu İstanbul'u şöyle... almak için bir hırsı var. Yani 1203'te geldiğinde adam... Bu hırs nereden kaynaklanıyor? Niçin? Ya yani... zenginlik belki de ticari çekişme var. Şimdi arasında. ben başka bir şey deyim de onun için. Belki hiç Ama Ama şöyle söyleyeyim. Niye bu plaket orada duruyor? Işte, şimdi Onu oraya Onu Şimdi bu adam o kadar hırslı ki o 80 yaşındaki haliyle yani ben 80 yaşında olsam herhalde böyle uyurum. O 80 yaşındaki haliyle bu adam Haliç'te... Bir de 1204'ten bahsediyoruz. 1203'ten daha, 1204, daha bahsediyoruz. bahsediyorum ilk geldiklerinde. Evet. Adam tek başına surlara fırlıyor ya. Onu görünce arkasından fırlıyorlar Dandolon'u. Ve İstanbul'un yakılıp yıkılıp anlatacağız şimdi. O felaketinden o sorumlu. Peki o bu kadar İstanbul düşmanı olmuş bir adam. Evet. Ondan sonra da bir sene sonra istiladan ölüyor. Oraya gömüyorlar. Bu kadar düşman olmuş bir adamın adının orada ne işi var? Evet niçin var? Şimdi bunu Bizans döneminde rivayete göre adamın mezarından çıkartıyorlar kemiklerini falan atıyorlar. Değil mi? Doğru. Yani öyle bir rivayet var. Bizans döneminde kimse oraya mezar taşı falan koymaz. Bunu büyük olasılık fosfatte orada çok laet parçası var. Bir tanesini buldu, üstüne yazdı, koydu. Zaten altında bir çizgi var. Yani orta çağda öyle çizgi, çizgi kalmaz. Yok. Yani hizaya otursun diye altında bir çizgi var. Bugün biraz Temizlenmiş görünmüyor ama tozlandıkça görünür olur o. Ee, şimdi bak. Ama şimdi bak şu çok önemli. Erhan şöyle bir şey oldu mu? da. Bu kadar düşman bir adamı Fosat'e niye koyuyor? Fosat'te restorasyonu, konudan konu yapıyoruz. Az sonra onun çizimlerini de göstereceğim. Kitabı burada duruyor. Tamam, Böyle, e, e, tam bir şey. Tam bir şey anladım. Hayret kaldırabildin <laughs> Şimdi bak. Erhan şöyle konuşalım mı? <laughs> şimdi... Bildiğimiz konulardan konuların dışına çıkalım. Şimdi biraz da akıl oyunları oynayalım. Şimdi dandalo denilen adam e 80 oldu? yaşında bu, bu bir soracağım, şey soracağım. Bir şey E, ee, 80 yaşında bir adam bir şekilde bütün her şeyini hırs etmiş Ayasofya'ya giriyor. Hatta İstanbul'a da aslında. E, tüm... bir şey söyleyeyim burada izleyiciler çok iyi dinlesin seni evet. anlattığını çünkü bugün Batı'nın bakış açısını belirleyen günlerden tamam. söz ediyoruz. Tamam. Bu çok önemli. Şimdi bakın Bu sevgili dostlar ben şöyle veriyoruz. bakıyorum. Niye bir anda böyle bir aslında Kudüs'e gitmek gerekirken İstanbul'un aslında çok da zengin olmayan hani mış gibi yapılan Kudüs'teki hareketin daha önemli olması gerekirken Selçuk bir bakıyoruz bütün yönü değiştiriyorlar. Ve Venedik de bir şekilde bu işin içine gönüllü ve ben de paralarımı koyarım diye bu işin Zaten içine Venedik giriyor. Zaten Venedik zorluyor. Evet. Venedik olmasa İstanbul'a girmeyecekler. Evet. Venedik için çok önemli bir şey var. O da ne biliyor musunuz? Katolik Kilisesi'nin etkisi. Şimdi bu yazılmayan çok çizilmeyen bir şey. Onun için tartışalım. Başka yerden konuşalım demek istediğim. İstanbul'a girilmesinin asıl sebebini ben Katolik Kilisesi'nin Ayasofya'yı devamlı kıskandığı hatta hani öykündüğünden kaynaklanarak olduğuna inanıyorum. Yani Bunun şöyle için bir sorun Katunik var. Katolik Kilisesi orada. diyor ki Ortodokslar bir şekilde bizim e, rakibimizdir. Ortodoksları yok etmemiz için Ayasofya'yı yok etmemiz lazım. Ne dersin bu konuda? Şimdi şöyle bir sorun var. Burası çok çok önemli. İyice buradan soru gelsin. Belki evet. buradan soru soracağım ben de. Kitabı soru sorup verelim. Tamam. Öyle bedava kitap yok. Biz bedava yazmıyoruz. Ee, şöyle bir durum var. Şimdi e, Venedikliler Haçlılara diyor ki siz bize yardım edin zarayı kuşatalım diyor. Macar kralının şeyinde hükmünden zara. Ama adam katolik. Diyor ki papa yapamazsınız diyor. O katolik diyor. Siz katolik yeri kuşatıp diyor haçlı sefere gidip alamazsınız diyor. Hayır diyor biz zarayı kuşatacağız alacağız diyor. Zarayı kuşatıp alıyorlar. Papa hepsini aforoz ediyor. Bütün Frankları ve Venediklileri aforuz ediyor. Ondan sonra Franklar gidiyor ağlıyor. Ya yapmayın etmeyin biz çok büyük hata ettik abi affet falan diye. Frankların üstündeki aforuzu kaldırıyor. Venedikliler gelip İstanbul'u yakıp yıktığı zaman bu çok çok önemli bir şey bu. Hiç tartışılmayan bir şey. Bu arada araya reklam abi. alayım. Ee, ben alayım mı? Sen al. Ben nereye soksam bulamadım. Efendim. efendim yeni kitabı Erhan'ın ve Selçuk'un İstanbul'un Latin çağı çok yakın zamanda kitapçılarda olacak. Bundan Bu da kitaptan 10 adet en iyi soruyu soranı sen seçeceksin bunları bu arada. Tamam. E, efendim göndereceğiz. Sorularınızı bekliyoruz. Kayıt dışı sorular olsun lütfen. Şimdi burada Papa'nın temsilcisi var Petrus diye bir adam. Evet. Şimdi burada çok ilginç bir şey var. İki ilginç şey var bu Petrus'la alakalı. Birincisi Papa Petrus'a bir e, Latinler istila edip e, İstanbul'u yakıp yıktıkları zaman Papa Petrus'a mektup yazıyor. Sen ne halt ettin diyor. Bu adamlar geldi burayı mahvetti, yıktı, batırdı diyor. Ben bunlara bir daha nasıl katolik yapacağım diyor. Evet. Öyle bir nefret doğdu ki diyor. Bu adamlar bir daha Katolizmin yüzüne bakmayacak diyor. Bak. Çok güzel geldi. Niye evet. biliyor musun? Çünkü evet. aklı hala katolik yapmakta. Doğru mu? Doğru. Ee, orada bir şey katmak istiyorum. Bir de Katolik dünyasının aslında Doğu Hristiyanlığına yani Ortodoks camiasına bakışı biraz pagan. Onları evet. pagan gözüyle görüyorlar. Ve e, Papa'nın demiş olduğu bu söz aslında çok önemli. Çünkü Papa yapılan e, bu haksızlığa acıyor. Diyor ki siz Hristiyan kanı döktünüz. Ve bir Hristiyan ancak e, Hristiyan olan birinin kanını dökmek için diyor, kılıcını çeker. Siz diyor, Çünkü kılıcınızla... Papa hala bunların Katolik olacağını düşünüyor. Şimdi adamın aslında öyle bir kırılma var. noktalarından birini de ama, şöyle bakabiliriz. Ama burada çok önemli bir şey daha evet. söyleyeyim. Bu en önemli şey söyleyeceklerimden. Sen burada bir yerde Diğerleri önemli değil, bu mu önemli? Bu önemli ama <laughs> dinlemeyin. burada şey oluyor. Petrus var. Bak, Papa'nın temsilcisi, Papa adına karar veren kişi. Bir kere paylıyor bunu. Bunun Papa temsilcisi varlığında ne oluyor? Ayasofya katedral oluyor. Önce anlatırız onları. Önce Yakıyorlar, yıkıyorlar, tecavüzler, eşek sokmalar, katır sokmalar. Ama sonra büyük katedral oluyor. Evet. Ve papalık evet. temsilcisi direkt patrin yetkilerini elinden alıyor. Burası artık bir katolik dünyasının parçası oluyor. Ve Ayasofya bir katedral. Ama katolik katedral oluyor. Ki evet. e, 57 yıllık bir hükümdarlık sürecekler burada. O bütün süre boyunca e, yerel dilde yapılan ibadet de değişiyor. Rumcadan... Latinceye geçiyor. Latince'ye geçiyor. Ve Latince ibadetler yapılıyor. Onların belli başlı ritüelleri var. Mesela suya şarabın katılmaması, ekmeğin mayasız olması gibi. Örneğin Ortodokslar'da sakal bırakılıyor. Katolikler'de sakal bırakılmıyor. Tıraşlı oluyorlar. Bunun gibi belli başlı küçük ritüeller var. Bunların tamamı değişiyor. Ve Ayasofya içerisi onların tüm ritüellerine uygun bir şekilde dizayn ediliyor. Ama Şimdi. kim tarafından? Papa tarafından. Yani aslında bir bağlamda Direkt papa tarafından katedral Bak, olmuş Erhan, bir yer. Çok o bu farklı, farklı bir şey konuşmaya başladı. Farklıyız burada senle. Tamam. Belki de. Ama çok önemli yani bakış açısı. Bugün hani biri çıkıp da bir laf söylüyorsa bunu insan hakları bilmem insanlığın evrensel mirası جعفر ne diyorsa desin arkasında bu bakış açısı var. Şimdi şöyle bakmak lazım. Bugün bile bakın sevgili hmm. dostlar. Bugün bile Papa Muhakkak ve muhakkak, açıklama yapacaklardır ama ortada kuyu var yandan geç açıklamasıdır bana göre o. Papa bugün bile e, Ayasofya'nın ibadete açılmasını isteyecektir. Bana göre. Çünkü Ortodokslardan her zaman ama her zaman nefret ettiler. Söylemeseler de. Yani 60'lı yıllarda birleşmelerin başladığı o dönemlerde dahil bugüne kadar. Neden mi? Çünkü... Çok önemli bir karakter var. Piselios aslında. Sen çok onunla ilgili... Ee, ben sevmem onu. Tabii o zaman da söylüyorum. sevmezdim. <laughs> 1018 1070'te yaşamış bir... E, bu adam ne diyebiliriz? Retori. Adamın ne zaman öldüğü bile belli değil. 59'da öldü diyorlar. ya Adam 70'te çıkıyor ortaya. Ama o hikayelerin hepsi sadece ezoterik anlamda evet. var olduğunu ispat etmek <laughs> için yapılmış şeyler. Şimdi... Burada olay şu, e, Katolik Kilisesi'ne ne meysupken o dönemde Doğu Roma İmparatorluğu bir anda harrandan varaklar gelir Doğu Roma İmparatorluğuna. Bu varaklar hani bildiğiniz işte varak dediğimiz kitaplar değil ama parşömenlerin çok olduğu. Şöyle e, söyleyelim o zaman e, Thomas denilen grullolar evet, <laughs> rulolar halinde. Evet. Bunlar gelir ve e, Teodoranın o zaman için. Ee, yardımcısı ve danışmanıdır Psellos. Ve onları okuyunca Ama der, ki, değil, tabii. Onu, tabii. der ki bu Katolik Kilisesi bizi devamlı kandırmış. Anlatılan hikaye Katolik Kilisesi'nin anlatmış olduğu tom, tüm hikaye yanlışmış. Meğerse İsa tabi onlara göre İsa diyorum çünkü Tanrı diye baktıkları için söyleyelim. Bize göre peygamber İsa Tanrı İsa diyorlar meğerse insanmış Tanrı değilmiş çıkıyor ve ondan sonra kırılma noktası başlar. Aslında Katolik Kilisesinin en nefret ettiği İstanbul'a sefer düzenlemiş olduğu da hani bunun üzerinde bir projeksiyondur. Ne dersin Selçuk sen de katıl? Evet. Ee, teotokos Tanrı nasıl? Christostokos İsa'nın anası. Ha, İsa Burada da anası, onun tabii. tam karşılığı bu. Evet, o nüans. evet. Ee, şimdi o dönemde e, yaşanılan tabii birçok olay var ve e, Hristiyanlık sürekli çekişmeler içerisinde. Bu 1960 senesine kadar devam eden bir süreç. 60'ta o papanın buradaki sembolik olan varlığı devam ediyor. 64'te uzlaştıkları için artık o mış gibi yapıyorlar. 60'a kadar öyle, 64'ten sonra zaten tamamen bitmiş oluyor. Ama bu süre içerisinde e, Katolik dünyası sürekli baskı yapıyor. Mesela İstanbul'a geldikleri zaman buradaki bütün manastırları ve kiliseleri Katolikleştiriyorlar. Oradaki e, keşişler dahi artık Katolik keşişlerine gelmeleri e, zorlanıyor ve halk bundan çok şikayetçi halkın sürekli bundan dolayı şikayetleri var ve istemiyorlar onları burada. Hatta İsa yos... çünkü zorla insanları katolik yapmaya çalışıyor ama şurada şu var. Şurası kesin Yani e, 1054 kırılmadan sonra e, dediğin doğru. Pagan görüyorlar. Yani ne diniye pagan? Onların inandığına inanmıyorlar ve resimlere tapıyorlar diyorlar ya. Evet. Resimlere tapıyor onlar. Resimlere tapıyor dedi de ikonanın önünde dua etmeli ve. Hani resimlere tapmaya dönüyor. Ama bak, şurada çok önemli bir şey var. 1960 yılına kadar bu sürmüş olsa da şimdi Katolik Kilisesi bir şekilde Ortodoks Kilisesi ile şu an birleşme çabasında. Neden? Yani İstanbul, Konstantinopolis Patriği ile bir Rusya var. Çünkü Rusya Moskova Kilisesi şu an Moskova Ortodoks Kilisesi şu an işte o Ukrayna olayında gördük iç, üç tane kilise, Kefal kilise bilmem ne. Hepsi yani e, asıl çatışma ortaya çıktı. Eğer İstanbul Kilisesi ile e, şey İstanbul Patrikanesi de bir birleşme Rusya'ya karşı da dengeleyecek durumu. Ha, şimdi o dönemde Peki, bak, o döneme gitti. bir soru çıkıyor. Rusya'nın e, Ayasofya ile ilgili düşüncesi ne olur? Yani Geleceğiz çünkü ona. O zaten e, şöyle bakmamız konu. lazım. Yani bugün Putin ee, ...bir şekilde ortodoksluğu da kullanarak e, Rusya'da önemli bir e, boyut aldı. Doğru mudur? Doğrudur. Evet. Peki e, ana kilisenin İstanbul'da olması rahatsız eder mi Putin'i? Tabii ki. Tamam. Şimdi... Demek ki şöyle devam edelim mi sorunun devamı olarak? E, Rusya da aslında ne kadar... E... Rusya burada çok büyük bir oyuncu. Evet. Ne kadar şu anda yapmış olduğu yorumları... İşte Türk dikkat etmeniz lazım gibi hani altı çizerek söylemesine rağmen Rusya Ayasofya'nın ibadete açılmasını aslında ister demek istiyorsun. Şimdilik, evet, şimdilik. Şimdilik ne demek? Anlatacağım. Şimdi yavaş evet. yavaş geliyorum. Şimdi o döneme baktığımızda, evet, bak Papa'nın Petrus'a yazdığı mektup çok önemli. Ben diyor bu adamları nasıl katolikleştireceğim diyor. Yani. Plan o aslında. Burasının tamamen Katolik olması. Sen ne yaptın diyor. Göz yumdun diyor. Kan döktüler diyor. Zorla yapıyorlar. Bu iş yürümez böyle diyor. Zaten belli bir yerden sonra Batı desteğini çekiyor. Anlatacağız onu da. Ha İstanbul'a bu bizim yeni kitapta bir tartışma, bir çepte bir bölüm tartışma. Acaba gerçekten Batı 4. Açlı Seferini İstanbul'a gelmek için mi yaptı yoksa işte Bizans'taki taht kavgaları bir tesadüf mü oldu? Vardır ya evet. ne Şöyle uzakta. de bakmamız lazım. Katolik Kilisesi taht kavgalarını arkadan destekliyor aslında. Evet, bir anda evet. nasıl geliyor Almanlar tabii, falan al, bir, tabii, bir tabii, şey tabii, var orada. Bu aslında şey şu anda gibi. konuştuğumuz konular şu, şu ana kadar hiç konuşulmayan konular. Evet, Doğru vahşi mu? evet. Çünkü bunların hepsinde evet. kitapta evet. E, ameliyata yatırdık. Bu şey gibi ya. Vahşi hayvan belgeselleri var ya, vahşi hayat belgeselleri, evet. wildlife ne oluyor Türkçesi? Vahşi hayat belgeselleri. Orada iki tane bizon kapışır diye bir parça ot için. Ondan sonra gelir aslan ikisini öldürür. Aynen öyle bir şey oldu burada. Ee, yalnız şurada şöyle bir şey de var. Bunu e, Pelin'le yazdığımız Ayasofya'nın gizli tarihi Bu arada Ayasofya'nın gizli tarihi yeni baskı yaptı. Evet Genişletilmiş. Bayağı bir genişlettik. Belki tamam. de bir genişletme de tamam. şey olacak. Onu da Ayasofya'dan tamam. da veririz. 10 kitabın dışında Ayasofya'dan da verilen ee, 10 var. tane de Ayasofya ta gezi tarihi veriyoruz. 20 tane oldu sevgili dostlar. Var mı arttıran? Var, var mı arttıran O zaman diyoruz. ben art Ha, evet. yani bak bakın, tamam. Bir, güzel. 10 tane de, 10 tane de kitabını Selçuk'un Sümeyva ve Fatma ile yazdığı kitap. <laughs> evet. evet. Bir pere masalı. Bir pere masalından da 10 tane. Beyoğlu'nun çok Yine güzel bir hikayesi. Sorularınızı bekliyorum ama bakın sevgili dostlar. Oyuna şöyle girelim. Şimdi bakıyorum soru yok. Yani öyle bir soru sormanız lazım ki İzleyicinin kayıt dışı izleyicisi olduğunu görmem lazım. Yani tabii ki tebrik ediyoruz ama kayıt dışındasınız. Erhan'ı ve Selçuk'u yakalamışken zor sorular soralım. Bakın 10 kişiye İstanbul'un Latin çağı, 10 kişiye Ayasofya'nın gizli tarihi, 10 kişiye de bir pere masalı hediye edeceğiz. Hadi tweetleri bekliyoruz. Yanında bir kupası. Evet Erhan. Şimdi şurada şöyle bir önemli durum var. Orada Pelin'le de onu yazdık. Bu kitapta da bir bölüm. Bu 4. Haçlı Seferi başlamadan önce Fransa'nın efsanevi kralı var. Charmaine. Tabii. 800 yılında Papa'nın elinden Noel'in de 800 yılın taç giyiyor. Bir anda bir öykü çıkıyor. Ee, çok ilginç de öyküsü var, öykünün. Öykünün öyküsünün öyküsü. Bu şey gibi oldu. Öykünün Erasmus'u. Şey oldu. Eee Papa Şarman bir anda geliyor İstanbul Kudüs'e gitmeye karar veriyor aç aca gidecek. Ondan sonra bir anda rotasını değiştiriyor İstanbul'a geliyor. İstanbul kralı o zaman tabi söylenen. İstanbul kralı buna bir oyun oynuyor onu tokatlıyor falan. Ama evet. bir şey var insanlara şimdi evet Kudüs yerine İstanbul'a gidileceğini anlatıyor öykü. Bu ilginçtir yani. Yani ne demek istiyorsun? Bir algı yönetimi başlıyor. başlıyor. Yani birileri bir algı yani yönetimi yaparak yani buradan şu İstanbul gün... şu... yerine Kudüs'e gidebiliriz diyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Bir şey daha söyleyeyim sana evet. ilginç. Bu e, yazma 19. yüzyılda çalınıyor biliyor musun? Şu an yok. Evet. Ee, bir de bu olayın doğru olmadığı da muhtemel. Bu, yani, tabii canım yani adam yani, tamamen uydurmuş bir hikaye. Fakat bu, bu hikaye tutuyor, anlatılıyor. Evet herkes hakça gitti zannediyor. Gelip burada e, İmparator tokatladı diye anlatılan bir hikaye. Fakat evet. doğruluğu tartışılır. Yok ki adamın dışarı çıkmamış ama bir algı yönetilmiş sonuçta baktığında. Bakın Batı, İstanbul'a bakışı hiç değişmiyor. Ayasofya'ya bakışı hiç değişmiyor. Bunu çok iyi bilmek lazım. Bugün söylenilen bütün söylenilen... Şimdi niye Ayasofya'ya bakışı modern değişmiyor? Modern konseptlerde olsa arkasında hep bu bakış var. Çünkü burası da alınması gereken bir yer. Kutsal emanetlerin olduğu bir yer. Ki yedi kilisenin olduğu bir yer Türkiye. Pavlus'un gezdiği yer. Ama iki kere istila var aslında. İstila değil. İki kere var. Tabii. Evet. Yani 1918'e de gelebiliriz. Tabii ona da Orada da büyük ediyoruz. bir istila var. Şöyle bakmanız lazım sevgili dostlar. İtalya'ya gidenler ünlü San Pierre meydanını görürsünüz. Kocaman bir işte Bazilika var üzerinde. Biz gidecek Fakat gidemedik tabii. Evet. Kısmet olmadı. Birlikte program yapacaktık. Şöyle bakın sevgili dostlar. Bakın. Ona rağmen Saint Pierre çok sonra yapılmasına rağmen Katolik Kilisesi devamlı Ayasofya'yı düşünüp burası benim olmalı diyordu. Onun için Ortodokslardan bir şekilde kurtulmayı e, düşündüğü için Latin istilası gibi Venedikleri de arkasına alıp büyük bir istilaya geldi İstanbul'a. Aynı istila sevgili dostlar bakın e, Çanakkale Savaşı'nda da olacaktı. Bu aynı istiladır bu. İstanbul'un işgali. İstanbul işgali. 13 Kasım 1918. Tabii 18'de de aynı işgal oldu. Yani dolayısıyla devamlı İstanbul merkez Ay Ayasofya olmak üzere devamlı işgal edilmek istendi ve aslında Müslümanlardan çok dert Ortodokslarla ilgili. Fakat Ama şimdi bunu itiraf döndü. edemiyorlar. Ya aslında bak şunu çok iyi bilmek lazım Katoliklerin bakış açısı da Müslümanlarda da aynı. Kudüs'te hepsini aynı öldürdü. Bir Müslümanı nasıl öldürdüyse bir Ortodoks'u da öyle öldürdüler. Evet. Bakış açıları değişmiyor. Haksız mıyım? Doğru. Evet. Şimdi burada bir şeye daha dikkat etmek gerekiyor. Çok önemli bir şeye dikkat etmek gerekiyor. Ee, İstanbul'a mutlaka ve mutlaka Haçlı seferler sırasında ve bu Haçlı işgalinden önce İstanbul'da bir Latin egemenliği var zaten. Latin kolonileri var. Latin yöneticiler var ve bir Latin katliamı var. Birinci Andronikos. Evet, bunu büyük, çok önemli. Büyük bir katliam yapıyor. Yaşlı, genç, çoluk çocuk demeden Latinleri öldürüyor ve onları kentten e, kovalıyor. Onlar da giderken yol üzerinde ne kadar Bizans kasabası, köyü varsa ya da yerlerde üzerindeki deniz kenarındaki yerlerin hepsini tanıdıyorlar yakıyorlar ve o şekilde Yani yok etmeye geliyor. Tabii adam. 4. Tabi. Haçlı seferinden önce. Önce. Evet. Bizans'ta bir Latin hakimiyeti varken yani daha doğrusu Latin aileler varken hepsini öldürüyorlar. Yani içten içe kızışan bir durum da var. Bunun Şimdi Jean diye, diye bir arkadaşımız demiş ki gençler bugün mü yarın mı bilmem Bize fakat diye. Ayasofya açılacak. Tabii Üstad Necip Fazıl ...kısa KısaKürek'ten evet. Ee, bir alıntı alıntı yapmış ee, güzel bir alıntı bunu okumak lazım da araya girdim ve e, herkes tabii şunu söylüyor tüm dostlar bakıyorum e, şükürler olsun Ayasofya açıldı. zincirler kırıldı artık Ayasofya değil Ayasofya cami diyeceksiniz diyor e, ünü refah boludan yazmış öyle gözüküyor ve Kesinlikle iki rekat e, şükür namazının ardından diyor Ayasofya Camii demeye devam etmemiz lazım diyor. E, yine Hür post Ayasofya Müzesi tarihi ve Ayasofya Camii olarak devam etmiş olması Türkiye'nin diyor itibarını arttıracaktır demiş. Bu arada şunu söyleyeceğim bunlar gelirken farklı bir yerden soracağım ama. Şimdi e, biliyorsun e, Batı bu konuda nasıl bakacak, ne diyecek? Yani Yunanistan'dan böyle sesler geliyor, Amerika Birleşik Devletleri açıklama yaptı, Rusya, Rusya parlamentosu yaptı. farklı yere geldim ama çok soru geldi onun için. Yani ne derlerse desinler yani. Bunlar ne önemsiz de, diyorsun önemsiz sen. Ar Selçuk Ar sonra. E, Cumhurbaşkanı bu egemenlik meselesi olarak algılanır dedi. Yani aleyhte konuşacak her şey. Egemenliğimize karşı yapmış bir saldırı gibi algılandı dedi. O yüzden e, direkt bu tartışmaları zaten kapatmış oluyor direkt otomatikman. Ve Ayasofya e, şunu demek istiyorum az önceki ba şeye bağlamak için e, adı hiçbir şekilde değişmedi. Yani fetihten sonra da Fatih Sultan e, Mehmet tarafından da de değiştirmedi. Ayasofya Tabii. oldu. Bir dönem Fethiye Camii de olabilirdi. Olabilirdi. İstanbul'un adı da e, değişebilirdi. Fatih olarak yapılabilirdi ama Konstantin olarak andı. Hani Sultanahmet, Ayasofya sonuna ek olarak cami diyebiliriz ama bu asla onun ismine hiçbir şekilde zeval getirmez. Zaten Ayasofya deyince herkesin şöyle yüreğinde bir cız ediyor. Aynı Haçlıların İstanbul'a gelirken yüreklerinin cız ettiği gibi. Şimdi sevgili dostlar Büyük biraz düşünme. sonra Latin istilası sırasında tapınakçıların hani ünlü tapınak şövalyeleri var ya ezoterizmin falan böyle arkasından e, ağıtlar yazdığı ağıtlar diyorum. Çünkü yakıldıkları için söylüyorum. Biraz sonra onları göreceğiz ama ufak bir reklam arası verelim mi? Evet, devam edeceğiz efendim. Takipte kalın. Ayasofya'nın altındaki tünellerin sırrı birazdan. QNB Finans Bank'ın dijital köprüsü KOBİ'leri geleceğe taşıyor. Hemen KOBİ'ye dönüşüm paketine başvurun. E-Fatura, e irsaliye, E-Defter ve E-Arşiv'den oluşan bu pakete 2022'ye kadar hiçbir ücret ödemeden sahip olun. Üstelik şubeye gitmenize hatta QNB Finans Bank müşterisi olmanıza bile gerek yok. <laughs> O kadar değil ama Toshiba Klima, Inverter Teknolojisi ve A++++ enerji verimiyle sizi ve doğayı düşünür. Toshiba, düşünen klima. O dünyanın ilk akıllı bebek bezi Fine Smart. Bebeğinizin idrar yolu enfeksiyonunu tespit eder. İdrar sonrası belirtilen alan pembeye dönmüşse enfeksiyona işaret eder. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa uzmanlığıyla. Fine Smart. Çişim bilir. Hayallerini erteleme Türkiye. Valide bağ konaklarında kaçırılmayacak avantajlarla ev sahibi olun. Ödemeye 3. yılda başlayın. 180 ay vade, %10 indirim, %5 peşinat. Valide bağ konakları. Emlak konut güvencesi, DAP yapı vizyonuyla. 444 93 27. Aa! Dolap defolmuş. Dolap sen nasıl bu kadar büyüdün? Ev sağlıklı besleniyor ya ondandır oğlum. Nasıl yani? Eşi süt içiyor. Senin yemediğin fasulyeyi de o yemiş. Dolap. Evet. Sebzeye meyveye bayılıyor. Ben de hepsini yesem o kadar büyür müyüm? Büyürsün tabii. Hepsini yerim. Ama kervizi dolap yese olur mu? Türkiye'nin en geniş hacimli buzdolabı Beko Ultra'yla evinizde sağlığa daha çok yer açın. Beko'yla evimize sağlık. Sofya'nın altındaki tünellerin sırrı birazdan Evet sevgili dostlar TV100 ekranlarında Ertan ile kayıt dışında birlikteyiz Konuklamı, konuklarımız Erhan Altunay ve Selçuk Eracun ee, Ayasofya'yı konuştuk ee, ve Hipodrom'u konuşacağız önümüzde evet gördüğünüz gibi Obelix'in e, sırlarını konuşacağız niye üzerinde böyle semboller var altındaki e, giriflerin anlamını soracağız ve tabi önümüzde gördüğünüz gibi ünlü yılanlı sütun var, üç başlı yılanlı sütun. Bunun nereden geldiğini ve e, niye e, hipodrom bölgesine yerleştirildiğini konuşacağız. Ve elimizde üç tane anahtarımız var sevgili dostlar. Böyle üç tane anahtar görüyorsunuz. Bu üç anahtar Ayasofya'nın anahtarı. Bakın. Birin güzel sor. soru sonra evet. üç kişiye de anahtar veriyoruz. Evet, <laughs> anahtar veriyor. Evet, gördüğünüz gibi bu ee, 1453'ten sonraki anahtarı Ayasofya'nın böyle görmüş olun bu arada bu kilise zamanındaki Ayasofya. Bu da daha eski yani yapılmadan önceki ee, anahtarı olduğu söyleniyor. Şimdi bunları konuşacağız. Erhan'a ve Selçuk'a bu soruları soracağız. Şimdi Erhan. Şöyle bakalım. Hmm. Ee, Ayasofya artık e, ibadete açıldı. Buna şükürler olsun diyelim. Çünkü Türkiye'nin dünyadaki duruşudur bu ve kararlılığıdır. Kesinlikle. Ve e, aynı zamanda buna ben tabii bağımsızlığıdır da diyorum. Çünkü bağımsız düşüncesi, hür bir duruşudur. Ama e, tabii tarihimize en azından bize bizi buralara getiren e, Fatih Sultan Mehmed'in e, herhalde artık ruhu da şad olmuştur gibi geliyor bana. Şimdi Ayasofya'ya baktığımız zaman Ayasofya işte kocaman bir ...mabet. Altında ne var Erhan? Vallahi altı e, bir başka Ayasofya daha var. Kaç Ayasofya daha var altında? Kaç tane vardır sence? Selçuk kaç Ayasofya var Ayasofya'nın altında? Şimdi bizim e, ilk Ayasofya Konstantin döneminde onun oğlu tarafından e, tamamlanan Ayasofya 4. yüzyıldaki Evet. belki daha ...geri tarafta, yani batı cephesinde... Sen anlat, ben bakıyorum kaç tane. ...olması ben. gerekiyor. Ama ikinci Ayasofya, 3. Ayasofya'nın tam altında. Evet. Ve Ayasofya'nın içerisindeki dehlizler... ...muhtemelen o ikinci Ayasofya'nın dehlizleri. Çünkü çok kısa bir sürede tamamlanmış bir inşaattan bahsediyoruz. 5 yıl, 10 ay gibi. Belki bir süre içerisinde böyle devasa bir yapı inşa ediliyor ki... ...bu bir mucize. Evet. Yani bugünün şartlarına dahi... E, El işiyle yapılan. Mucize derken neyi kastediyorsun yani? Zaman açısından evet. bir mucize. Ne ve kadar bir sürede yapıldı? 5 yıl 10 ay söylenir. Söylenir. 6 yıl diye yuvarlarlar evet. bir şekilde. Ama 5 yıl 10 ay genel anlamda kabul edilmiş bir zaman Tabii, Ayasofya evet. için. Fakat Ayasofya'nın içerisinde 107 tane sütun var ve sütunların her birinin üzerinde sütun başlığı var. Bu başlıklarda Teodora ile Justinianus'un adları monogramları işlenmiş. Monogramları var değil mi? Altıncı evet. yüzyıldaki bir tekniktir bu. E, ajur tekniği deniliyor buna. Dokunabiliyorsunuz arka kısmına. Yani bir kabartma, rölev şeklinde değil, sanki bir heykel gibi yapılmış. E, model kabartma olarak da, olmasına rağmen. E, kabartma evet. olmasına rağmen arkasına parmağınızla dokunabiliyorsunuz. E, bunlar akantus yaprakları. O dönemde Theodora'ya göre akantus binayı koruması için bir nazar boncuğu gibi işlenmiş. Hatta Sinan'ın minarelerinde de biz bunu görüyoruz rahmetli Sema daha önce söylemiş olduğu, kendisinden duymuş olduğum bir bilgi. Diğer camilerde de var mesela. Sultanahmet Camii'de de görebiliyoruz. Minarenin hemen üzerinde yeşil renkli ya da mavi renkli çini parçaları. Bunlar da göze gelmesin, nazara gelmesin diye caminin dış cephesine koyulmuş. tasımları, Değil mi? Evet. Koruma amaçlı. Kenger yaprağı da deniliyor buna. Üzerinde dikenleri var. Evet. Bu dikenler o kem gözleri ve düşmanları uzak tutmasına inanılıyor. E, malzeme açısından çok farklılık gösteriyor Ayasofya'nın içerisinde farklı bölgelerden getirilmiş e, malzemeler kullanılmış. Ama şuna da dikkat etmek lazım. Aslında Ayasofya'ya baktığımız zaman biz iki kültürü de görebiliyoruz bir arada. Birisi açılmış olan mozaikler. Bakın şu üst taraftaki mozaikler e, üzeri kapalı hala. Yani 19. yüzyılda Fossati restorasyonu zamanında. ...kapatılan ve halen o şekilde kalmış olan mozaikler... ...bunun altında e, muhakkak geometrik ya da bitkisel motifli mozaikler duruyor. E, fosatlerin çalışmalarında daha önce tespit edilen bazı gene böyle canlandırmalar var. İnsan figürlü olan mozaikler var. Ama bunları Vitemur e, 1940-50'li yıllarda yaptığı restorasyon sırasında bulamamış. Onlara ulaşamamışlar. Restorasyon yaparken başka bir şey aradılar mı? Yani benim hep aklıma şu gelir... Ee, sevgili dostlar şöyle bakıyorum Justinian diyor ki yaptı bitirdi seni geçtim Süleyman diyor şimdi seni geçtim Süleyman konusu şöyle bakıyorum ben kocaman bir yapı belli ki e, işte o zaman Süleyman Mavetinden daha büyük olabilir onun için seni geçtim ama geçemez normalde niye geçemez çünkü Süleyman Mavetini geçebilmesi için Süleyman Mavetinin içindeki en önemli obje olan ahit sandığı olması gerekmiyor mu? O zaman geçirmiyor şimdi, mu? Şimdi, şimdi, şimdi geldik ahit bir ilginç sandığına. Bir konuya geldik. Şimdi. Bu konu çok konuşulan konu. Bu arada şunu da soru olarak aklınıza yazın. Yani hem Latin istilasında hem de daha sonraki işte istila diyorum ben buna. Eee... 918'den bahsediyorum. O dönemde dahil olmak üzere Ayasofya'da kutsal sandık arandı mı? Her zaman arandı. Şimdi Aranmadığı zaman yok. Şimdi şöyle bir durum var. Bu arada sence Ayasofya'nın içinde midir kutsal sandık? <laughs> ben görmedim daha. Sence dedim görmeyebilirsin. Bulsaydın zaten var başka mi? bir şey Yani demin altına da baktım ne var diye de. He. Şimdi bak şöyle bir durum var. Birincisi kutsal emanet olayını bir kere daha burada anlatmak gerekiyor kutsal emanet Hristiyan kültüründe tabii ki adı geçen peygamberler ya da eski ahit yana ahitte adı geçen insanların peygamberlerin kutsal kişilerin eşyaları ya da aziz birlikleri çok kıymetlidir. Ama bir önemi daha vardır. Bunların sihirli olduğuna inanılır. Değil mi? Aziz yürüklerini içenler var, atanlar var. Yani suyunu... Majik güçleri var. Majik güçleri tabii. olduğu söylenir. Adam buluyor ama bu iyileşiyor. bu kutsal kasen e efsanelerinde kutsal mızrak efsanelerinde olduğu gibi bir hikayeden bahsediyorsun. Gibi ki ama bunu halk evet. yapıyor. Bak halk gider onun işte tozu vardır der. Ayasofya'nın içinde aziz kemiği olduğuna inanılır harcında ve inanılır ki Ayasofya'da duvarların içinde bir yerlerde kutsal haçın parçaları vardır. Belki de hala da duruyordur. Kuş, Peki salatın, bireysel parça, bir parçalı. soru ikinize de böyle bir şey siz araştırma yaptığınızda yani e, sence var mı çok net söyledi. Var kesin var. Yani diyorsun ki e, Hazreti İsa'nın e, çar çarmıha görmediği olmamalı. Ya o haç olmasa olduğu, bile inanolan haber kurup benzer bir gerçek haçın var değil mi? He. Hatta bazı yerlerde. Nereden bu böyle Oldu, bir söyleniyor. şeye geçtiniz yani Şimdi, böyle bir düşünceye vardınız? Tabii, kitapta kaynaklarıyla bunları evet. konuştuk ve yazdık. Robert de Dacre'nin örneğin Büyük Sarayın içerisindeki 20 aşkın kilisesinden bahsediyor İstanbul'un tamam. Büyük Sarayın içerisindeki ve hepsini her, araştırdığımız her oluyor. bir kilisedeki mevcut olan bu kutsal emanetlerden de bahsediyorlar. Mesela bacak kalınlığına diyor gerçek açın parçaları vardı diyor bir kilisede. bir diğerinde İsa'nın başına geçirilen deniz sazlarından yapılmış dikenli taç. Bundan bahsediyor. Mesela o mızrak. Daha sonra e, Almanlar, Alman kralı bunu savaşlarda kullanmış. Savaşa giderken bu kutsal mızrağı götürüyor. Onlara bir majik güç versin. Cesaret versin diye yapılıyor. Hitler de buna inanıyordu Tabii. bak. Kitler sonuna kadar inanıyordu buna. Hitler de bunların peşinde. Semile bununla ilgili çok güzel bir kitap yazmıştı. Adolf'un kavgası diye. Herkese tavsiye ederiz. Evet. Wizard yayınları diye bir yayınlar evet. çıktıydı. Bilmiyorum. ve bu emanetlerin bir kısmı çembel altında altındadır diye anlatılır Hz. İsa'nın damladığı... yani şimdi şunu mu söylüyorsunuz çok net söylemek gerekirse bunların hepsi yani, İstanbul'daydı diyorsunuz ki tüm kutsal emanetler aslında var olan bütün hepsi Ayasofya'nın kendi içinde midir diyorsun? Yani İstanbul'daydı ama büyük bölümü... Çemberli Taş'ı mı kastediyorsun İstanbul'da e, derken? İstanbul'un çeşitli, çeşitli yerlerinde, yerlerinde ama Latin istilası zamanında 3 kilisede... Onun için mi tapınakçılar İstanbul'da evet, Erhan? Evet 3 kilisede toplandı. O zaman söyledim. şöyle bir şey yapalım. Bunlardan biri Ayasofya'dır ve burada kaybolmuştur bir bölümü. Tamam kaybolmuştur diyor. Kaybolmuştur derken burada tapınakçılar kaldı. alıp gitmiş olmasın? Olabilir. olabilir şeytan aldı götürdü evet. ama bir şey daha var şimdi ki duvarda bak. haç figürleri var onların evet. arkasında da kutsal açın parçaları olduğuna inanılıyor evet şimdi bak, sevgili dostlar Ayasofya'nın hala duvar arkasında yani e, televizyonlarda göreceksiniz ama aynı zamanda belki ilk defa konuşuluyor bu konu Latin istilası sırasında tapınak şövalyelerinin İstanbul'daki merkezine gittik efendim şimdi bir VTR'de bunu göreceksiniz. Erhan bize anlatacak. İsterseniz bir izleyelim. Üzerinde orada ne arıyordu tapınakçılar? Onun üzerinde konuşalım efendim. Buyurun. Bizans döneminin Roma'dan kalan en önemli merkezlerinden biri burası. Bir hastane aslında. Ve bu hastane binasını o dönem tapınakçıların kullandığını biliyoruz. Hatta ilginç bir anekdot da var onlar hakkında. E, tuvaletlerin üstünü kapamak için hastanenin şapelinin yani küçük kilisesinin e, ikonastas dediğimiz e, tahta yani ayrım bölümünü alıp kapağını da kullanmışlar. O kadar önemli bir binanın en güzel yerini de tuvalet örtmek için kullanmışlar. İşte onların olduğu yer daha kazılacak çıkacak belki de tapınakçılara ait şeyler bulunacak burada. televizyonlarda söylüyoruz. İstanbul'un Latin istilası zamanında tapınakçılar buradaydı. Evet İstanbul'daydı ve onların bir de merkezi vardı. İşte merkez burası. Kaya yanındayız şu an. Ve merkezi e, tam da üstündeyiz Burası tapınakçıların olduğu, kaldığı, kullandığı yer. Evet sevgili dostlar. Biraz önce gördüğünüz gibi, VTR'de izlediğiniz gibi... Latin istilası sırasında tapınak şövalyelerinin İstanbul'daki merkezini gördünüz. Şimdi burası şu anda yıkık durumda ama nerede? Ay'a İrini'nin hemen yan tarafı veya arka tarafı diyebilirsiniz buraya. Yani önünden belki e, saraya gittiğiniz zaman çok geçtiniz ama fark etmediniz. Bugün artık burası e, TV 100 ekranlarında Ertan ile kayıt dışında ekranlara geldi. Ne diyorsun? Nasıl niye gittiler oraya? Çok ilginç. Ha? Evet. Şimdi bak, çok ilginç bir şey var. Biz bunu kitapta da yazdığımızda çok eleştiri geldi. İstanbul'da tapınakçılar var mıdır, yok mudur? Her giden yere İstanbul'a gelir mi? Tapınakçılar Haçlı seferleriyle her yere gitmiştir. Niçin? 1204 seferiyle de buraya gelmişlerdir. Bu zaten seferlere katılıyorlar şövalye olarak. Haçlı seferine Zaten adamların varoluş gailesi bu. İstanbul'a gel bakın. Kroniklerde bunlar yazıyor. Açtığınız zaman Türkçe'ye tercüme edilmemiş. Tapınakçıların şimdi Ernoy Kroniği falan da tercüme edildi. İşte tirler şunlar bunlar çıkıyor yavaş yavaş tapınakçıların neler yaptığı. İstanbul'a geliyorlar. Geldikleri zaman tapınakçılar geldiği zaman şöyle bir şey var. Yani Haçlılarla gelen tarikatlar İstanbul'da belli yerler tahsis ediliyor. Mesela Fransiskenler. Fransiskenler işte Kalenderi Kalenderihane'ye gidiyorlar. Bugün Kalenderihane'de Haçlı döneminden kalma izler vardır. Zaten bir bölümünü semavi iyice görüyor. İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde şimdi oradan da izleyebiliriz. Ve, ve çok unik yani dünyada Haçlı sanatıyla ilgili çok az eser var. Onların bir kısmı burada. Evet İstanbul'da. Kudüs'ekiler yok onları yok etmişler fakat İstanbul'da bunun izlerini gözlemledik ve bunları da yazdık. Kitapta da var. Şimdi Kalendivane'nin de altına indiğimiz var. bakın İstanbul Latin Çağı kitabında bu konulara Erhan ve Selçuk bahsetti. Burada bol bol daha detaylı görebilirsiniz. Var Aynı zamanda... Hemen hipodromun yanındaki, onlardan da bahsetmemiz lazım. Bahsederiz. da evet. kullanmışlardır. Bütün şövalyeler kullanmışlardır. Haçlı, Açlılara ait ve aynı zamanda tapınak şövalyelerine ait semboller bulunuyor. Bulunuyor ama en önemlisi bu Ay yanındaki yer. Çünkü şöyle düşün, bu da benim komplo teorim olsun. Evet. Ee, Birçok kişinin ya. affına sığınak, <laughs> işte körle yatan şaşı kalkar. Ee, üzüm üzüme baka baka komplocu olur. Çok basit. Buna katılmayabilirsin ya da katılabilirsin. Samsun Hastanesi'ne Ayasofya'ya tünel kazmak çok kolay. Belki de o tünel sisteminin bir parçası. Çünkü ilk Ay Ayasofya yapıldığı zaman tam Ayasofya'nın olduğu yerde değil, belki biraz Zeynep Sultan Camii'ne doğru falan bir yerlerde e, üç tane kilise var orada. Ayayrı Ayasofya, Ayadinamis. Aya dinamis. Bu üç kilise belki de Megale Ekklesia diye anılıyordu. Zaten e, muhtemelen Ayasofya ile Aeri'nin zaten Megalektesi diye anılıyor. Evet. Bir dönem. İlk başta. İkisi. Ve iki kilise arasında tünel olmaması imkansız. Adlarını açalım istersen. Şimdi ama tünel olmaması imkansız derken Hı. Ayasofya aslında krallardan da veya imparatorlardan da bahsetmek. Hipodromun altı tamamıyla tünellerle dolu. Evet. Ayasofya'ya bağlanmama şansı yok zaten. Evet sen de gördün tünelleri Biraz altındaki sonra e, Programın sonuna doğru altına. size inanılmaz Bir tünele sokacağım Sevgili dolar dostlar ilk defa Gireceksiniz gerçi bu daha önce Çekmiş olduğumuz bir VTR'den girmiş olduk Orada Erhan'la ve Selçuk'la onu göreceksiniz Ve e, bu da ilk defa televizyonlara gelecek Ama bu arada bir Kitap kazandı birisi kim Doğan yazmış ki e, İngilizce yazmış tabi bu arada çok garip bir şey oldu. Çok fazla İngilizce tweet almaya başladım şu anda. Tüm dünyadan Ayasofya'ya ilgi çok. Diyor ki eski resim diyor Ayasofya'nın diyor bilemedir Petrov yazdı 1929'da yapmış olduğu resimleri koymuş ve göndermiş. Onun için yine söylüyorum Doğam adlı artık Türkiye'de mi yaşıyor? Bir şekilde ulaşmaya çalışacağız. Erhan'dan ve Selçuk'tan bir Kitap kazanmış oldu. İlk kitabı ben vermiş oldum. Diğer arkadaşları bekliyoruz. Bakın 30 tane kitap var önümüzde. Evet Erhan... Evet ya kazanın. Ondan sonra niye kitap vermiyorsunuz bu insanlar? <laughs> Bunu birazdan yazacağım. Şimdi tapınakçılar niye oradalar? Şimdi? Yani şimdi ha, tapınakçıların bir tane hedefi var. Hedef ne? Ee, Katolik kilisesinin dışında hareket ediyor. Kesinlikle. Evet. Bunu herkesin çok iyi bilmesi lazım. Niye? Çünkü Kudüs'te de tapınakçılar Katolik Kilisesinden ayrı hareket ettiler. Ve İstanbul'a gelmelerindeki asıl neden yine kutsal işte bütün emanetler neler varsa onların peşindeler aslında. Bunun karşılığı aynı zamanda bildiğiniz gibi Ahit Sandığı. Evet. Şimdi çok güzel bir yerdeler. Çünkü Ayasofya'ya buradan geçiş çok kolay. Gece de geçerler, altına da inerler, her şeyini yaparlar. Şimdi tapınakçıların bak, kronikte o kadar ilginç bir ipucu var ki, ne diyor? E, tuvaletler, şimdi biliyorsunuz e, orta çağda öyle bizim bildiğimiz gibi tuvalet yok bu batıda. Burada yani neler varken öyle bir tuvalet ve saçma sapan lağım sistemleri var ki gördükleri yere ediyorlar yani. O yüzden bir veba çıktığı zaman Avrupa'nın üçte bilmem kaçı ölüyor. Onu da salgınlar kitabında anlattık. Onu da okur isteyen. Ee, berbat bir pislik içinde yani tuvalete pat diye yapıyorlar tuvaletini. Üstü öyle açık duruyor. Ne yapmışlar? Kilisenin ikonostaz ya da şey templon e, bölümünü almışlar. En güzel bölümünü almışlar şapelin. Ve tuvaletlerin Kilisini üstünü onunla kapıyorlar. Bak kalendiviyanede nasıl? Fransızken'le orayı mabet olarak kullanıyor. Ee, diğer kiliselerde, Ayasofya'da nasıl burayı katedral olarak kullanıyor. Burada, Burada tapınakçılar acaba o maksatla, o görüntüyle Ayasofya'nın içine girmekteki... %100 %100, %100 Tabii yani bu bir şeydi diyorsun aslında. Yani göstermelik Tam bir olaydı dibinde. diyorsun. Niye evet. Fransızken'ler kalendirianı aldı? Nerede? Cehennemin dibinde o zamana göre. Çok uzak Ayasofya'dan. Her yerden. Bunlar tam dibindeler. Bak. En e, avantajlı yerdeler. Çünkü öbür taraflarında ne var? Büyük Saray'a giden tüneller var. E, 20 tane kilise var. Kutsal emanetler var. Bu da benim komplom olsun. Evet. Bu gece için. Çünkü seçtikleri... Yani bayağı benim mesleği elden alacaksın. Ya yok Allah aşkına. <laughs> nerede? Biz böyle tamam. karınca kararınca bir şeyler yapıyoruz. Ve... Daha da ilginç olanı söyleyelim, Tapınakçılara burası veriliyor. Bak çok ama çok şey bir. Kim tarafından? Bauduin ilk başta kral tarafından. Gerçi Bauduin hemen ölüyor. Henry'yle araları çok iyi. Belki eee de tapınakçı olduğundan dolayı araştırma yapılması için kaç tapınakçı var Erhan? Tahminen Var mı? Yani, yani Rakamları arasadınız mı? Tabii canım. 3000'lere falan çıkıyor evet. rakamlar ama İstanbul'a gelen herhalde 100 kişi falandır. O Ama zaman. bunlar seçilmiş. Seçilmiş. Çok iyi silahşörler. Ve şunu söylemek lazım. Haçlılar bir iş yapacakları zaman dualarla yola çıkıyorlar ve bir şeyin üzerine yemin edecekleri zaman bunlar muhakkak mukaddes emanetler oluyor. Onların üzerine yemin ediyorlar. Hatta Ayasofya'nın İşgal için buraya geldiklerinde San Marco evet. Kilisesinde bir ayin yapılıyor. Yani o şekilde yola çıkıp Haçlılar İstanbul'a geliyorlar. Çanakkale Boğaz'dan girdikten sonra evet, ayin, yapılıp, ayin yapılıyor? Evet. Ayin İstanbul'un fethi için. Yani bir başka Hristiyan mabedini ele geçirmek için San Marco Kilisesi'nde kutsal emanetleri çalmak için kutsal emanet üstüne yemin ediyorlar. Kutsal emanetler onların en büyük Ama San Marco <laughs> Meydanı'ndaki ünlü işte bazilika'da zaten biliyorsunuz yine çalıntı eserler üzerine kurulmuştur. Değil mi? Kesinlikle yani bak. Ayasofya'dan önce söyledim. Şuna Kudüs'teki da çok dikkat etmek lazım. Bahsedelim. Yine bizim konulara gireceğiz bugün. Evet. Çok kopra yapmak istemedim ama kusura bakma. Eee 4. Açılış çıkışı neredendir? Asıl belirleyici olan neresidir dördüncü Açılış seferinde? Şampanya bölgesi. Şampanya bölgesi nedir? Fransa'nın Pagan bölgesidir. Pine diye köy vardır Pagan diye orada. Ve tapınakçıların ünvanları e, şeydir. E, de Pine, de pine, de pine, falan diye gider. O Pine bölgesinden değil e, Pagan demek. Adamlar kendilerine Pagan diyor. Şampanya bölgesindekiler. Ve Şampanya kontudur ilk başlarındaki. Haçlıların önemli kişiler Şampanya bölgesinden seçilir. Şampan bölgesindeki insanlar kimler? Bak buradan geriye gittiğinizde tarih bu kadar ilginçtir. Kroniklerde şu an çevrilmeyen kroniklerde Türkçe'ye ipucunu sürebiliyorsunuz. Kimdir Şampan bölgesi? İlk olarak İstanbul'a gelip senin sevdiğin benim sevmediğim Mikael Psellos'la görüşenlerdir. İlk buraya gelirler. Bunlar Masonluğun kutsal kitaplarında vardır. Onu da Pelin'le yazdığımız İstanbul'un gizli tarihi kitabında anlattım. Masonluğun kutsal kitaplarında vardır. Gelir buraya. Ee, Mikael Psellos'la görüşür Şampany bölgesinden. Mikael Psellos bunları inisiye eder. İnisiye ettikten sonra Batı'da Batı kardeşliği kurulur. İstanbul'da Doğu biraderleri, Doğu kardeşleri Hemen geleceğiz kurulur. bir reklama gidelim mi? Çok önemli yerdesin çünkü. Evet Çünkü ya, masonluğun öyleydi. tüm hikayesinin masalın tüm hikayesi İstanbul'da İstanbul'da başla. başladığını konuşuyoruz. Bunu da tam biliyor. Bakın bunlar gerçekten Ayasofya'yı anlamanız için, bugün Batı'nın bakışını anlamanız için o üç anahtardan daha fazla anahtar veriyorum. Bende daha fazlası var. Bir reklam arası veriyoruz sevgili dostlar. Ayrılmayın. Ayasofya'nın altındaki tünellerin sırrı birazdan. Kolayca Bitcoin al sat. İş dönüşü sıkışık trafikte Bitcoin almak mı? BTC Türkle çok kolay. Siz de hemen BTC Türk uygulamasını telefonunuza indirin, anında iyi olun. Hesabınıza para yatırın ve 724 istediğiniz her yerde güvenle Bitcoin alıp satmaya başlayın. BTC Türkte al-sat. BTC Türkte al-sat. Bazı geceler diğerlerinden daha karanlıktır. Gün doğmak için nazlanır. Ama karanlığa meydan okuyanlar varsa, demokrasi uğruna milyonlarca yürek bir oluyorsa, en uzun gecenin sonunda bile aydınlık vardır. 15 Temmuz gecesi, demokrasi yaşasın diye mücadele eden milyonlara ve kahraman şehitlerimize saygıyla... 15 Temmuz'da bayraksız ev kalmasın diye bayraklar Türk Telekom'dan hediye. O dünyanın ilk akıllı bebek bezi Hain Smart. Bebeğinizin idrar yolu enfeksiyonunu tespit eder. İdrar sonrası belirtilen alan pembeye dönmüşse enfeksiyona işaret eder. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa uzmanlığıyla. Hain Smart. Çeşim bilir. Sucum? Kimsiniz? Kahramanım. Senin için markete gidiyoruz. Risk alma. Getir al. Merhaba. Cansu Hanım içeri geçerseniz siparişinizi bırakacağım. Teşekkürler. Yine şov peşindesin getir. Kapıya bırakmalar falan. Önceliğimiz sağlık biliyorsunuz. O zaman aşıyı da bu. Hayır aşıyı da bu. Sağlık her şeyden önemli. Risk alma, getirden al. İlk siparişinde 20 lira indirim al. Getir. Hayallerini erteleme Türkiye. Validebağ konaklarında kaçırılmayacak avantajlarla ev sahibi olun. Ödemeye 3. yılda başlayın. 180 ay vade, %10 indirim, %5 peşinat. Validebağ Konakları, Emlak Konut Güvencesi, DAF Yapı vizyonuyla. 444-93-27 Aaa, dolap olmuş. Dolap sen nasıl bu kadar büyüdün? Aa. Ev sağlıklı besleniyor ya, ondandır oğlum. Nasıl yani? E şişe şişe süt içiyor senin yemediğin fasulyeyi de o yemiş. Dolap. Evet. Sebzeye meyveye bayılıyor. Ben de hepsini yesem o kadar büyür müyüm? Büyürsün tabii. Hepsini yerim. Ama kerevizi dolap yese olur mu? Türkiye'nin en geniş hacimli buzdolabı Beko Ultra'yla evinizde sağlığa daha çok yer açın. Beko'yla evimize sağlık. Ayasofya'nın altındaki tünellerin sırrı birazdan. Evet sevgili dostlar, TV100 ekranlarındayız ve Ertan ile kayıt dışında iki tane değerli konuğumla birlikte Ayasofya ve Hipodrum bölgesini tartışacağız. Çok önemli açıklamalarda bulunuyoruz. E, tapınakçıların yani Masonizmin başlangıcının İstanbul olduğunu iddia ediyoruz. Ve bunu da kanıtlarıyla ortaya koyuyoruz. Şu anda yapmış olduğumuz tüm e, belki anlatmış olduğumuz tüm hikaye Ayasofya'nın çevresi, hipodrom bölgesinin ne kadar değerli olduğunu dünya için söylüyoruz. Onun için O tüm zaman bir adım daha hipodrom burada. açılsın, evet, turizm şimdi, açılsın. Şimdi e, tweetlerinizi bekliyoruz. Bizim için Ayasofya etiketimiz. Bol bol tweet. Bakın sevgili dostlar. Üç tane kitabımız var. Şunu da alayım Mert. Onu da var. ver bana. 3 tane kitabımız var. Bu üç kitaptan her birinden onar tane iyi sorulara vereceğiz. Şu ana kadar bir tane soruya verdim. Yine cimrilik yapıyorum. İyi soru gelsin. Bekliyoruz efendim. Şimdi e, kaldık Masonların merkezinin İstanbul'un. Şimdi evet. ne tartışıyoruz biz? İstanbul Katolikler için niye önemli? İstanbul Ortodokslar için niye önemli? İstanbul Ruslar için niye önemli? Asıl İstanbul Masonlar için niye önemli? Asıl İstanbul bütün bu tarikatlar, ezoterik tarikatlar için niye önemli? Gel, onları tartışalım şu an. Bak şimdi birkaç tweet okuyayım. <laughs> tamam. Ya, Şimdi yapsın. diyor ki Cemile 1975 İstanbul e, İslam'ın başkentinin ilanını. Ayasofya ile mi başlatacak diyor. Ne dersiniz bu konuda? Selçuk o siyasi çok şey, olmuş. Ona biz girmeyelim hiç. Evet. Fatih Han diyor ki okuyorum tweetlerinizi. Dördüncü Haçlı Seferi faciasına sebep olan komutanlardan bu sana gelmiş herhalde. Dandolu'nun mezar taşı neden demiş bir daha söyler misiniz Ayasofya'da? Ee, bunun iki tane rivayeti var aslında. Birisi Fatih dönemindeki benliliğini dayanıyor ama ikincisi Abdülmecid zamanında Fosat restorasyona dayanıyor. Fosatlar 2 yıl bir çalışma yapmışlar. 800 kişilik bir ekiple Ayasofya'nın üzerindeki bütün mozaikleri açıyorlar. Sıva kaldırılıyor, badana sökülüyor ve altındaki bütün mozaikler resmediliyor. Eee Fosatların belki Dandolaya karşı bir sempatileri vardı ve padişa yapmış oldukları bir rica Oraya onun hatırasını... Sempatisi vardı ne demek ya? Se sempatisi var derken... Yani başka bir şey arıyorum altında da onun için. Çok fazla bir şey aramıza <laughs> gerek yok ama e, orada Dandola'ya karşı bir sevgileri var. Belki Katolik inanışından dolayı bu kaynaklanıyor. E, ama Ortodokslar asla ve asla Dandola'nın orada bir isminin ya da keminin olmasını arzu etmezlerdi. Evet. E, Ayasofya'nın duvarlarında haç... O da bir Ortodoks. kilisesinin isteğidir belki Tabii. değil mi? Meydan okuma zaten. Evet. evet. O haçların arkasında da onlar bir rölükerse muhakkak bir azize ya da azizeye bir parça kemik ya da bir elbise olabilirdi. Bakın 476 tane azizden bahsediyoruz İstanbul'da. Ve bunların yaklaşık 3600 tane rölü vardı. Kent içerisinde. Haçların buraya geldiğinde. Ve Fransız ihtilali zamanında birçok aziz ve azize kemiği yakılmış. O isyan sırasında yakılmış. Normalde Bunları almak için seferler yapıyorsunuz ve Batı'ya gittiği zaman Batı'da da işte 18. yüzyıldaki bir isyanla yok olmuş olabiliyor bu kutsal emanetler. Fakat bunların bugün hala İstanbul'da olan bazı kalıntıları var. Mesela Vahf Ziya'nın kolu gibi. Değil mi? Hazreti daha bulunamayan kayıp evet. olanlar var. Evet. Dün... Mesela. Ya yani şimdi bak. Neler bak. bekliyorsun? Ne bulunması lazım Erhan? Bu, ahit Hadi. sandığı. Öyle yok. Ahit sandı. Çıkacak ona... mı Ahit sandığı İstanbul'da? Çıkar. Neden çıkmasın bak şimdi çok önemli bir şey var Ben de çok önemli bir şey var evet, diye diye bana benziyor <laughs> hakikaten ha. yani şey şimdi Latin istilası sırasında halk biraz daha şey gafil avlanıyor İmparator gafil avlanıyor zaten bir alt yapmıyor ve birçok şeyi kaptırıyorlar. Nasıl gafil avlanıyor? yani gireceklerini istila edeceklerini tahmin, tahmin etmiyorlar etmiyor. başta. Çünkü izin verdiler yani. ona değil mi? Ya Üzüse saldırıyorlar. Olacağız, evet saldırıyorlar adam işte importör bir şey yapmıyor hani. Şöyle yani... söyleyeyim Galata'ya geliyorlar. Önce Ayasofya'da bir ayin yapılıyor, toplantı yapılıyor ve uzaktan İstanbul kentini görüyorlar. Yeşilköy. Yeşilköy'deki e, kilisede de sonra surlara yakın geçerken bunları ok yağmuruna tutuyorlar. Fakat evet. okların hiçbir ulaşmıyor. Ama gemileri o kadar güzel ki İstanbul'dan o Bizanslar, o gemilerin güzelliğine hayran kalıyor. Üsküdar'a gidiyorlar önce, sonra Kadıköy'e ve e, Galata'dan e, çıkmak için. Tophanenin yanaştıkları zaman oradan plajdan giriyorlar. E, buradaki Bizanslar onların kaçacağını düşünüyor. Yani kent kente giremeyeceklerini düşünüyor. Fakat adım attıklarında bu sefer askerler kaçıyorlar ve imparatorun kaçması onları çok cesaretlendiriyor. Ha, pardon ya sen gemilerin güzel olduğunu nereden biliyorsun? Gemilerin güzel olduğunu kitaptan biliyoruz çünkü kaynaklardan okuduğumuz Ayasofya'da, kadarıyla. Ayasofya'da gemilerin çizimleri var. Tabii. Gemilerin çizimleri var. Onları da tabi burada Ayasofya'ya gittiğimizde ediyoruz, gemileri de, değil mi? Ve aslında gösterebiliriz de bir tane çizim var benim çizdiğim. E, bir 100 sene kadar önce Antonides'in e, bulmuş olduğu bir çizim bu. Şöyle parlamasın diye. Evet. Ha evet mesela şöyle Güzel bir Bu bir nedir? Kadar. Çizimden bahset bize. Bu Bizanslı bir kadın. Evet. Ayasofya'nın öyle kıbleye doğru baktığımızda sağ tarafta yani güney köşesinde olan bir çizim. Tabi Ayasofya'da çok fazla Artık çalışılmamış. Artık Ayasofya'nın gizli tarih kitabında da var o. Orada evet. da olacak. Oraya da koyduk. Belin evet. Çift'le eren Altınay'ın Ayasofya'nın gizli tarih kitabında da anlatıldı. Buradaki zamanı bol olan askerler, belki Haçlılar, belki ibadet için gelen insanlar... ...kendilerini, adlarını veya resimlerini yapmışlar. Kimisi... Çok güzel gemi resimleri çizmiş. Mesela bunların bu gemi çizimlerini daha önce birkaç kişi çalışmış. Birisi Bulgar, diğeri Harun Özdaş adında hocamız üniversiteden Kültür ve Turizm Bakanı'ndan aldıkları izinle Ayasofya'da bir çalışma yaptılar. 27 tane gemi buldular. Ama tam tam adındaki Bulgar araştırmacı bunun 39 tane olduğunu söylüyor ve biz bunun haricinde at figürleri de bulduk. Atlar, gemiler kimisi yelkenli, kimisi kürekli. Bunlar da çok ilginç, çok çalışılmamış ve Ama kitapta, ilginç olan bir şey kitapta. Eee Ravenna'daki evet. Evet, kok tipinde mo gemi. Arkası evet. kale şeklinde, eee Ravenna'da mozaikleri var. Ve hocamız bunu zaten 14. asır Haçlı gemilerinin olduğunu tespit etmiş. Bu gemilerin hepsinin menşei Venedik mi? Tabii ki. Hepsi değil mi? Tamam. Evet, O kroniklerde sözü geçen o meşhur Venedik gemilerini çünkü Venedik'te şimdi o zamanı düşünürsen Venedik'in... ...Arsenal diye bir devlet tersanesi var. Ama bir özel tersane var. Yukarı çıktığında ağaç bol. Oradan kesip kesip gemi yapıyorlar. Yani Venedik o zaman gemiciliğin merkezi. Hani bu paralarını ödeyemedikleri şu bu bir yığın, ...geminin çizimleri de Ayasofya'da ya. Ayasofya o kadar büyük bir kaynak ki. Bakın burada mesela aşırı... gemilerden bir tanesi mi? Bayağı büyük bir gemi çizimi bu. Evet. Yaklaşık böyle 30 Bu 30 nerede? Santim. Ayasofya'da neresinde? Galeride duruyor. Evet. Yelkenli bir gemi. Tüm detaylarına kadar işlenmiş ve bunu yapan ancak ya tersane işçisi ya da bir denizci olması gemi. lazım. Olması mı? Bu olması kadar lazım. detayları çizebilsin. Ancak bak, bak, doğru de Şurada mesela o e, haçlı gemilerine benzeyen bir gemi motifi var üst tarafta. Aynı bu şekilde. Bu işi bu sanatı bilen bir insanın yaptı? Şurada da atlarımız var. Bu atlarda evet. gene Bunları e, yeni kitabınızda Latin istilası e, kitabınızda hepsi var. E, var. Şimdi Ahmet bu Busel Bostancı bir şey yazmış. Bunu okumam lazım. Tamam. Bizim için Ayasofya özgürlük ve bağımsızlık demek. Ama bundan sonraki gelecek saldırılar hiç görmediğimiz büyüklükte olacağı anlamına mı geliyor diyor Erhan? Yoksa meleklerin e, taşıdığı sandık çıkartıldı mı diyor. Aynı zamanda ahit sandığına bir gönderim yapmış. Ahmet bizden bir kitabı aldın kardeşim. Çok net. Evet bak kayıt evet. dışı soruları böyle oluyor işte. Zor soru soracaksınız. Evet Erhan ne diyorsun? Ee, tabii geleceği kimse bilemez ama. E... Tahmin yürütmemiz lazım tabii. Ya Kainlik tabii yapmıyoruz. ki evet. e, güç durumlar olacak. Biz Ayasofya'nın gizli tarih kitabında ne yazdık Pelinle? Bir ülkeye kadar güçlü. Osmanlı'nın en güçlü döneminde Ayasofya'nın lafı hiç geçmedi. Bakıyorsun gizli tarih dediğimiz kısımda hiçbir şey yok. Çünkü devlet o kadar güçlü ki Ayasofya hakkında kimse konuşamıyor, kimse bir şey yapamıyor. Ne zaman Ayasofya Niçin? gündeme geliyor? Ne ne neye, ne güvenip yapacak? Adam Viyana'nın önünde Osmanlı. Neyine güvenip de Ayasofya'yı bilmem ne yapın desin. Ne zaman başlıyor Ayasofya tartışmaları? Osmanlı'nın ekonomisinin çöküşüyle başlıyor. 19. yüzyılda tartışma doğrunda. işgalde en yüksek düzeyinde tartışma. Yeni Cumhuriyet daha yeni çıkmış o zaman Osmanlı tartışılıyor. Şu an Türkiye ne kadar güçlüyse bu tartışma o kadar az olacak. Bağıracaklar, çağıracaklar, zorlayacaklar. Bir gün susacaklar. Ahit sandığı kaçırıldı mı diyor. Ben bir şey yapmadım. Heh. Senden ben, ben yapmadım, Aa, yapmadım. Kim bak yapsın? görsem söylerim yani. Burada var mı öyle bir şey Erhan? Şey. Yani? Ya bak bir tane efsane var. Ee, bu efsane de önemli bir efsane. Anlattım senin programda da anlattım evet. bir kere. Bu efsane de şöyle bir şey geçiyor. Justinianus döneminde ahit sandığı bulunuyor ve İstanbul'a getiriliyor. Bu bir tamamen söylenti Bizans'ın şehir efsanesi ve tamamen e, tapınak modelinde yapılmış Aziz projectus Manastırı'nın kilisesine konuyor. Çünkü o tamamen İncil'de geçen ölçülerle yapılmış bir yer değil mi? Evet. Ondan sonra bir gece Justinianus rüya görüyor. Rüyasında şey Hazreti Musa gözüküyor. Kalk diyor. Onun diyor ayı yeri orası değildir diyor. Onun yeri tapınaktır diyor. Sabah Justinianus kalkıyor. Tapınak yok. Adrianus taş üstünde taş bırakmadı. Adrianus'tan sonra tapınağın olduğu yerde tapınakla ilgili en ufak bir kalıntı yoktur. Bunu bir kere daha söylüyorum. Tapınağın hiçbir kalıntısı yoktur Adrianus'tan sonra. Ne demek istediğimi herkes anladı inşallah. Şimdi. Ne oluyor Justinianus pardon? Geçtim seni Süleyman diyor ya. Evet. Senin. O zaman diyor bir tek tapınak var diyor. ...tapınak Ayasofya'dır diyor. Ve Ayasofya'yı tapınak modeli gibi... ...kutsalların kutsalı denilen yerde saklıyor. Bu bir efsane. Senin Çevir inancın efsanesi. nedir Erhan? E, ateş olmayan yerden duman, duman çıkmaz. çıkmaz. İnanıyorum diyorsun bu efsaneye. Neden Önemli. olmasın diyorum. Şimdi Emir07 bir kitap aldı bizden. Diyor ki... ...bizim için Ayasofya biliyorsunuz etiketimiz. bir Ertan Hocam... ...Ayasofya'nın zincirleri kırıldığında... Selçuk, Türkiye tarihinin yeniden yazılacağı, sırların açığa çıkacağı söyleniyor. Böyle bir rivayet var diyor. Lütfen bu konu hakkında bilgi verir misiniz? Buna inanıyor musunuz? Böyle bir şey olacak mı? Şimdi Ayasofya'nın her zaman sırları vardı zaten. Evet. Ayasofya her zaman Türk tarihine etkisi olacak evet. mı bundan sonraki geleceğimize? Evet. Ben Ayasofya'da çalıştığım yıllarda Ayasofya'ya büyülü mektuplar geliyordu bir şekilde postaya verilmiş ve müdüriyete geliyordu. O zaman Jalan'ın vardı bunları toplattırıp denize attırıyordu. Yani tutmuyordu orada. Geldiği gibi iade ediyorlardı. Ayasofya'nın içinde bazı tılsımlar var. Mesela def var bizim gene keşfettiğimiz Ayasofya'nın içerisinde bulduğumuz deflerden koruma amacıyla yapılmış defler. Evet. Ve Ayasofya hep böyle hedefte. Bazen iyi bazen kötü. Yani kimi yıkılsın diye dua eder. Kimi kalsın ve daha yaşasın diye dua eder ki bu e, Bağdadi'nin sürekli hedefindeydi ve videolar paylaşmışlardı. Ayasofya çantayla birisi geliyor tramvaydan iniyor polis arabasının önünden geçiyor ve bir gün bombalayacağız diye bizi çalışıyor. çok korkuttular. Ya. Ve biz gerçekten Ayasofya'ya girdiğimizde bu korkuyla e, gezdik ve bu korkuyla dışarı çıktık. ki Ben gene çalıştığım yıllarda biliyorum e, içeriye giremeyenler aşırı masulü el bombası falan atıyorlardı. Ve evet. oradaki büyük çınar ağacı e, insanların hayatını kurtarmıştı. Giremediği zaman tuvaletlere falan bırakırlardı. O saldırıların on, olduğu yıllarda. E, ben Ayasofya'nın e, insanların aslında e, hem ruhen hem bedenen hem de inanç olarak e, onların bir e, tapınağı olduğunu ama hem Hristiyanların hem Müslümanların aynı gözle baktığını... Ama şimdi şöyle bir şey var. Soru sana da gelsin. Hı. Biraz önce ahit sandığından bahsettik. Evet. Ahit sandığı eğer ki Ayasofya'daysa o zaman Yahudiler için de en kutsal yerlerden biri olmuyor mu? Yani evet. niye hep iki dini ortaya koyuyorsunuz semavi dinleri? Niye üçü koymuyorsunuz eğer bu doğru ise? Doğru ise evet. Doğru mu değil mi? Evet diyordum biraz önce. Yani mi? işte bakacağız bulunursa ha? olacak. Şimdi bak bir şey çok önemli. Türk tarihi yani şimdi Ayasofya'ya... Hani çok metafizik anlam yüklememek gerekiyor sonuçta. Bir bina ama sembol bir bina. Yani Türk tarihine şu an Türk tarihinin bugünkü sayfasında 10 Temmuz 2020 itibariyle biz burada egemenliğimiz olduğunu söyledik. Noktayı koyduk diyorsun. Noktayı koyduk. Evet. Bundan sonra neler gelişecek göreceğiz ama biz Buradaki bu topraklar üstündeki kararı siz değil evet. biz verirsiniz dedik. Evet. Biz veririz dedik, biz Salih Gökkaya da bir kitap kazandı. Ha. Ee, Fatih Sultan Mehmet Han ahit sandığını Ayasofya Camisinden Süleymaniye Camisine taşımış olabilir mi? Tüm fikirleri O zaman Süleymaniye cami var. Olabilir mi? Nereye taşıyacak? Evet, bunu Süleyman... söyle. Yok ki Süleymaniye yok, yoktu. Yoktu, çok net. Doğru mu? Kusala varlar vardı orada Fatih Camii yapıldı. Havayun Camii Havayun Camii diyorum. Havayun Kilisesi'ne niye taşısın? Yanlış bir soru sorduk. Mimar Sinan'ın 3 kez çöken Ayasofya Kubbesi'nin tadilatını yaptıktan sonra hiç çökmemiş olmasının e, neden hiç konuşulmuyor bu konu diye e, üç kez ümit o zaman? ay taran bir Mimar Sinan zamanında Mimar Sinan'ın kubbeyle ilgili çok fazla bir şey yok ama binanın e, Doğu Cephesi'ne eklemiş olduğu payandalar var. Ve batı cephesine iki tane minare ekliyor ki bunlar zaten ağırlığıyla binayı sabitliyor, kaymasını engelliyor. Çatlamalar var ve doğu istikametinde kaymasını tespit ettiği zaman payandaları koyması yetiyor. Fakat kubbe yapıldıktan 22 sene sonra aşağı yukarı çöküyor. Genç isi doğrusu bunu inşa ediyor. Biraz daha yüksek yapıyor kubbesini. Eskisinden bir 7-7,5 metre kadar daha yüksek yapılıyor. 40 kaburga, 40 tane de pencere açılıyor. 21 Haziran ışık havuzunun olduğu gündü Ayasofya'da. Evet, ee, pagan adeti o da. Şimdi bak şimdi 3 kitap birden vereceğim Arda'ya. Selçuk Bey'in gösterdiği. Şimdi öteki arkadaşlar işte hani bir şekilde Yanlış doğru da olsa soru sormayı başardılar. Onun için kitabı aldı ama bu evet. çok beğendim. Arda Selçuk Bey'in gösterdiği resimdeki kadının elindeki evet. bir resmi bir daha görelim bir sepet mi? Sepet gibi bir şey tutuyor. Ee, bunu da biraz Mısır, Asur, Babil'deki resimlerdeki gibi çanta var. Bu çanta kutsal bir emanetimi ifade eder diyor. Ne diyorsun Erhan Altuna? <laughs> ...göstersen resmi. Şimdi geçen... Yanlış olması önemli değil. Kayıt dışı soruları... ...yanlış mı? Biraz sorusu. önceki... Şimdi şöyle ...Selimiye bir şey Camii'de olduğu ee, gibi... Iki dakika, ...çok önemli değil. İki dakika konunun dışına çıkalım. Ee, şöyle bir durum var. Ee, benim e, YouTube'da... ...mitoloji derslerim var. Ee, pazar geceleri saat 10'da. Orada Mezopotamya... ...mitolojisi kısmında şu... ...Anunaki konusuna bir girdim. Şimdi... Ee, çok ilginç tabletler var. Doğru tabletler, seçinin tabletleri gibi değil. Ee, şöyle bir tablet var, kazma. Kazmayı adam kutsuyor kazmayı kullanmadan önce. Bu Sümer e, tabletinde bir ritüel tableti. İşte diyor bu kazma derine gitsin, şunu yapsın. Bunun koyduğu e, tohum derinlere gitsin, büyük ürün versin. Bunun kazdığı yere yapılan şey, e, ev sağlam olsun... Kazmaya dua ediyor ve kazmayı kutsuyor. İkinci ritüel sepetle ilgili. Sepet çünkü bolluk bereket sembolü. Sepet diyor işte bolluk olsun bereket olsun. O sepetin içini dolduruyor. Yani sepeti alıyor. O sepetin içi ne kadar dolu olursa ağaç o kadar iyi ürün vermiş. Bolluk bereket o kadar gelmiş oluyor. ke dediğimiz anının çocukları ee, onlar da tarım yapması için yaratılmış varlıklar. Bakın mitoloji kendi bağlamında incelenmelidir. Mitoloji kendi bağlamında bir bütündür. Çünkü bütün bilinçaltı sembolleriyle bütün bir inanç sistemini kapsar. Kendi bağlamında incelendiğinde mitoloji Anunnaki'lerin tarım için önemi sepetin e, bolluk bereket kültleri için önemi o topladığı bilmem ne bezi dedikleri kozalan Engin'in artık Kozalak hala şeyi beraber evet. gördük, tartıştık dün yeteri kadar. Onların sembolü zaten mitolojinin kendi bağlamında var. Bunu tutup uzaylılara genetik materyal bilmem ne taşıyor falan bunlar çok anakronik 21. yüzyıldan bakan yorumlar. Yani bir insan mitolojinin kendi bağlamından gelip de bak aslında bu uzaylı derse tartışalım ama o bağlamdan çıkartıp kendi kendine 21. yüzyıl fantazilerine buladığında olmuyor. Aynı şey olmayan ne? Olmayan şu uzaylılar bağlamana gerek yok. Kendi bağlamı içinde Anunnaki, Sepet hepsi açıklanıyor zaten. Ama Marduk, Marduk filan hikayelerini Marduk da Babil'in tanrısı. Tamam. Babil, Mezopotamya'da siyasi birliği kurup bütün Mezopotamya şehirlerini boyunduruğu altına aldığında Marduk da en büyük tanrı oluyor. Şimdi sen şunu söylüyorsun. Diyorsun ki bir mite, mite baktığınız zaman evet. yerinde ve zamanında incelemeniz lazım. Evet. Onun dışında bir eklektik yaparsanız, ekleme yaparsanız, Harika, bu evet. iş bozulur diyorsun. Evet. Ama şöyle söyleyelim, e, var olan o tarihteki o mit, geçmişe yönelik bir hikayenin ee, parçası olabilir mi? Yani belki de bahsedilen hikayeye göre Zekeriya Siçkin'i de buraya hani burada yazalım. Doğru mudur değil midir bilmiyoruz. Ama en en önemlisi bir görüştür. Ee, bir görüştür tabi ama tabletlerde hata yapıyor bazı yerde tarif ediyor. Bazı yerde kendine göre bir Doğruları da var böyle. yanlışları da var. Yanlışları yani. daha fazla değilim. Ee, şöyle de bir şey var. Bitin türediği ritüeller var. Evet. Yani Anunnaki mitinin türediği tarım ritüelleri var. Artık yani 20. yüzyılın fenomenolojik görüşü bunu tam anlamıyla açıklıyor. Tabletlerin bulunmasıyla. Hani o tarım ritüellerine Anunnaki efsanelerine kadar nasıl geldiği biliniyor zaten. Şimdi buradan biraz sonra Bülent e, e, VTR'yi verebilirse Alman çeşmesine bir gitmek istiyorum ben. Tamam, Çünkü ki... yine objelerden, sembollerden bahsettiğin için... Oradaki Alman çeşmesindeki semboller aynı zamanda Anunnaki hikayelerinde olan sembollerdi. Evet, orada bir tek şey söyleyeyim. Bu şekilde açıklayamadığım bir tane mit var. Hangisidir efendim? Açık Enok kitabı. Niçin? Çünkü Enok kitabının hala hangi mitle ilişkisi olduğu. Hepsiyle ilişkisi var ama. Uzaydan Tabii. gelen resmen gözcüler var o da. Bir efendim bir, ya, bir şey. e, işte Hipodrom bölgesindeyiz. Ayasofya'dayız. Ee, bir Alman çeşmesi diye anlatılan çeşme var biliyorsunuz. Biz o çeşmeyi farklı yorumlayacağız biraz sonra sembolleriyle. Bir e, VTR'miz var bir izleyelim. Yani, de, tamam. Evet Erhan, şimdi buradan başlayalım konuşmaya. Evet. Şimdi e, gördüğümüz gibi Alman çeşmesi. Hı hı. Alman çeşmesinin şimdi baktığımız zaman herkes bana dedi ki Hatta hatırlıyorsun, sen bir bula, görmedim evet, orada sembol görmedin orada demiştin. Ben Ben dedim ki, o kadar çok sembol var ki, yani bunları aslında anlatmamız lazım. Şimdi Alman Çeşmesi aslında Nişan Taşındaki İzmir Palas e, Selçuk, sen de orada bir katkıda bulunmuştun. E, ben demiştim ki, İzmir Palasın tepesindeki tapına Gül Hatçılara ait olan yapının aynısıdır demiştim. Evet. Nereden bunu anlıyoruz? Bakıyorsunuz 8 tane sütun var. Ee, İzmir Palasa'da baktığınız zaman internette girip bakabilirsiniz sevgili dostlar. Orada da 8 tane sütun üzerine hemen hemen benzer bir yapıdır. İçine baktığımız zaman ki e, içinde şunları görebiliriz. Yani bir kere e, zambak sembolleri gördük değil mi Evet zambak var. Evet zambak sembolleri. Zambaden zambak geliyelim. ne demektir? Erhan, kutsal kan'a geldiğimizde anlatabiliriz. Evet, kutsal kan'ın çok önemli bir sembolüdür. Niye buraya konmuştur? Bunları konuşalım Erhan. Evet. Niye buraya kondu? Şimdi bir dakika. Alman çeşmesinin öyküsüyle başlayalım evet. o zaman. Buraya bir anıt dikilmek isteniyor, değil mi? Almanlar tarafından. Almanlar kimler? Oh, ben moderatörüm. Evet. Almanlarla biz neyi kastediyoruz aslında? Tabii. Yani iki tane şövalye var aslında. Ha. Tapına tapınak şövalyelerinin dışında bahsettiğimiz bir, yuvarlak masa şövalyeleri. Anglo-Sakson. Onlar Anglo-Sakson. Yani daha çok İngiliz tarafına kayalım. Hani bugünkü evet. şeyle. İkincisi de Töton, Töton şövalyeleri. şövalyeleri. Töton şövalyeleri de bugün Illuminati dediğimiz işin başlangıcı. Evet. Evet. Tötonlarla e, Tampli'lerin o zamanlar geçinemediğini de söyleyelim. Evet. Kavga var aralarında. Kavga <laughs> Çünkü var aralarında. ikisi de kendini daha arınmış bir yapım evet. yapı Şimdi... olarak belirliyorlar. Alman çeşmesi yapılacağı zaman tabii bu yapı ne zamana işte e, programlamasına yetişmiyor Alman çeşmesi. Ne zaman açılıyor? Bilhelm'in o jüri sorunu yetişmiyor yetişmiyor. Kaiser Wilhelm'in doğum gününde tamamlanıyor. Doğum tamam gününde tamam Hacı Wilhelm diyelim. Hacı tamam, Wilhelm. Tamam. Evet. Tamam şimdi bu ilginç mesela adamın doğum gününde yapılıyor. Açılış töreni. Açılış töreni. Wilhelm kim aynı zamanda Reşat'a mal tahtasını takan kişi, kişi. Sultan. Mal ne? Mal tahtı tamam. ne? Onun fotoğrafını getirmedik buraya ama bu, 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 Reşat'ın böyle sallanır şeyinde. Aslında yalnızca e, yani tömenci. Osmanlıda verilmiş bir da daha sonra kullandı. Bu gördüğünüz hani ben şimdi çizeceğim size çok belirgin olarak. şey şöyle şöyle olan. Evet, çok belirgin olan kabaca çizdim şu iki ayıdan olası da evet. Yani bu aslında sevgili dostlar yukarı doğru çekildiğinde piramit olur. Bu kadar nettir. Şimdi, aynı zamanda sekiz köşelidir bu yıldızın kendisi veya haçın kendisi. Aynı zamanda bir e, ilkel formu kanatlarını açmış bir kartal. Kartaldır. Kartal. Buradan şunu da, da söylüyorum... çift başlı kartal ezoterik olarak. Hem yukarıya hem aşağı gözleyendir? Aşağı gözleyen, dünyaya bakar. yukarıya gözleyen Enok'ta anlatılan evet. gözcüler ne zaman geldiğini, geleceğini gözler. Bu da evet. Ezoterik açıklaması, ezoterizm bu kadar yeter burada çok. Şimdi fazla. şöyle bakacaksınız. Bahsettiğimiz haç sekiz köşelidir. Verilen, yani onur nişanı olarak verilen haç. Bunu şuradan söylüyoruz. Biraz önceki e, camide Alman e, çeşmesi aynı zamanda 8 tane sütunla bağlanır şimdi Bülent çok güzel yakaladı onu yukarıdaki gördüğünüz gibi tekrar onu e, algılayabilirsek görürsek tam tepesinde bir tane kozalak var sevgili dostlar evet. kozalak aynı zamanda Vatikan'ın tam ortasında arka eski kapıdan giriş kapısının tam önünde kocaman bir kozalak vardır Kozalağın anlamı ne? Evet. Onu... Kozalağ sen, sen Evet. Tabi kozalak en büyük boluk bereket ağır, sembollerinden biri. Çünkü e, kozalağa benzer bir şey topluyorlar Sümer'de. Daha da önemli bir yerden bakarsan, çam ağacı kışın e, yeşil kalan bir ağaç. Onun simgesi işte hayatın devamlılığı kışa karşı şey. Peki aslında şöyle bir soruya gelelim. Niye burada yapılıyor bu? Bulunduğu yerin önemi Evet. Değil mi? Şimdi istiyorsan biraz şeye yapalım. Şundan Resimlerimize bahsedelim. Resimlerimize girelim diyoruz. Resimlerimize girelim. Bunu böyle gösterelim. Bizantium 1200. Bizantium 1200'e teşekkür ediyoruz projeye. Çünkü gerek e, kitap güzel çalışmalar yaptılar. Çok güzel evet. çalışmalar, evet. mükemmel çalışmalar. Aynı zamanda izleyicilerimiz evet, şöyle YouTube'dan tutacağım. 3D filmlerinde izleyebilirler. Evet. Hipodromun, Hipodromun yani muhteşem bir çalışma bana göre tabi çeşitli yorumlar olabilir. Fakat burada önemli olan böyle bir çalışmanın, böyle bir yapılmış, çalışmanın olması. yapılmış olması Türkiye'de değil mi? Evet, bu da ilk kez böyle i̇lk bir kez çalışma. kez böyle bir şey yapılıyor Bizans'ın 1200 öncesi halini gösteriyor. Tam şeyler geldiğinde Haçlılar geldiği gün Bizans nasıldı diyelim, evet. değil mi? Biraz ona yakın. Şimdi şurada ne var? Şurası bu kalemi burada yerine koyarsam Halic'i görüyoruz. Halic bölgesi. Evet. Buradan geriye doğru gidiyoruz. Şurada Sarayburnu. Bizans Sarayı ve şurada Hipodrom var. Ayasofya burada gözüküyor. İşte o zamanki Bizans. Tam resmi gösterirse benden daha ilginç olacak. Heh. Ayasofya şöyle gözükecek. Bakın şehrin kalbi şurası milyon taşı hemen şurada milyon anıtı ve eski şehrin kalbinde bir yere koyuyor. Yani ne kadar ilginç bir yerde biliyor musun o çeşme? Şu an şehre baktığınızda sen ne diyorsun? E. Şurada bakın şurası beni gösteriyor ama ben o kadar ilginç yok, yok, görünüyorsun. kadar. Evet. E, görünmeme gerek yok. Şurası hipodromun girişi. Dört atın olduğu San Marco yakarası. Buradan döndükle Spina Orta Gördü bugün. Örme attan da biraz bahsedeyim şu anda. Evet, örme taş ve Dikili Taş burada. Ve tam şu kadar önemli bir yerde de Alman çeşmesi duruyor. Ne diyorsun sen bu konuda? Evet. Değil mi? Kalbi şehrin en önemli yerde. Bana göre en önemli yerlerden birine bu sembolü oturtmuş. Ben buradan tersten bunu gösteriyor Eyler evet. olsun. İdam yapılan ağaçların olduğu yer arası. Ben babam gençliğinde öyle bir idama tanık olmuş. Şimdi e idam yakıla yapılan ağaç dedin. Vakvak ağacından bahsedeyim ben size biraz. E, Bülent verebilirsek ekrana. Dünyadaki en ilginç ağaçlardan biridir vakvak ağacı. Şu anda Alman Çeşmesi'nin olduğu yerdeydi. Yani burada daha çok insanların idam edildiği yerdi sevgili dostlar. Vakvak ağacı e, meyvaları insan şeklindedir ve Bakvak ağacını aynı zamanda cehennemden gelen ağaç derler. Ee, bu yani bir kafa şeklinde insana benzeyen kafa şeklinde e, meyveleri vardır. Aynı zamanda bazı e, ağaçlarda ise insan süliyetinin hemen hemen benzeridir. Bak bir tanesini Bülent şimdi ekrana yansıttı. E, bu e, Osmanlı'da vakfak ağacının daha doğrusu idam edilen yer. Ee, bu da vakvak ağacının meyveleri sevgili dostlar. Bu eskiden Alman çeşmesinin ee, tam olduğu yerde vakvak ağacı vardı. Ve burada idamlar gerçekleştirildi. Bir daha söyleyelim. Evet. Niye vakfak ağacı deniyor? bahsettik. kozalan en önemli şeylerinden biri Epifiz Bezi zaten. Yani bu da nedir? Yani tepedeki tüm inançlara göre... Kozalak aslında ruhun kendisidir, yani merkezde olan ruh vardır. Ruh ise her şeyi yapılandırandır. Evet. Şimdi burada e, vakvak ağacı bir ile aldım, ilgili bir şey daha ha. söyle e, istersen. Vakvak ağacı mitolojik bir ağaç ama bunun gerçeği var bir tane çok önemli. Adam otu. Evet. Adam otu kökü insan şeklinde olan bir ottur. Bütün büyülerde bu kullanılır, yani şeyin orta çağın en önemli otlarından biri. Bak, hiç... bu, bunu da söyleyelim, simya'da da şeyde de orta çağın en önemli otlarından biri. Bakın burada ee, koyduğu yer de çok ilginç. Şimdi Almanlar o dönemde burada neler olduğunu hepsini çok iyi biliyordu. Hipodromun nerede olduğunu, ne neresinin kazılması gerektiğini, içeride ne olduğunu, hipodromda ne olduğunu. Yani e, şeyi de oraya koydular. Şimdi Almanlar dersin. dersek belki garip olacak. Almanları kastetmiyoruz. Bahsettiğimiz aslında daha derin bir yapıdan, İlluminati'nin var eden Töton Şövalyelerinden bahsediyoruz. O arada e, Almanların İstanbul'da olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi... Onlar da kutsal ve gizemli hazinelerin peşinde. Evet. Kesinlikle. Yani bu efsane. şimdi ee, nasıl diyelim şimdi Hitler'e kadar gelen bak Hitler Adolf'un kavgası diyelim Hitler bir figür. Hitler nasıl ortaya çıktığı belli olan işte ee, yani yetiştirilme bir figür Hitler. Tabii. Ve yanında bana göre 20. yüzyılın en büyük dehası var. Ne Tesla'dır ne Einstein'dır bana göre. GoBas'tan bahsediyorsun. Evet. Bugün i̇letişim dehası. İletişim dehası. Bugün hala koyduğu kurallarla dünya yönetiliyor. Hala onun algı yönetimi kurallarıyla oynanıyor oyun öyle bir yetiştirilmiş figür ama bunun gerisine gittiğimizde illeri de unutmamak lazım tabii. Kimler daha az. Destekleyen imlerin kendisi. Bir başka figür daha var. Aslında Nazi Partisinin kurulmasında çok önemli bir figür. Tüle örgütünün tabii. kökeninde olan. Ve Tüle örgütü bahsedilen Hitler'i sevgili dostlar, Hitler yapan Tüle örgütü İstanbul merkezlidir. Çünkü onu kuran kişi İstanbul'daydı. Tabi. Adı da e, çok masalcı okurlarını çok yakından tanıdı. Baron von Sabatendor. Yani Baron von Sabatendor çok büyük bir Alman ezoterizmini temsil eder aslında. Zaten çok ilginçtir. Baron buraya geldiği zaman von Sabatendor şey yaptı... E, işte e, bektaşileri falan inceliyor. Bütün tarikatları inceliyor. Etkileniyor da. Etkileniyor da ama ona diyor bunlar mason diyor. Tabii. Ve masonlarla çok büyük ilişki kuruyor. Bektaşilerle masonluk arasında. Bugün zaten birçok bektaşi Ardından tarikatından gelen... Ardından da aynı şekilde. Aynı evet, bektaşi şey, ekolünden etkilenmiştir. Şeydeki çiçek pasajındaki garson. <laughs> Şimdi e, bu, ve... Çok daha ilgincini söyleyeyim. Birinci e, Abdülhamit, ikinci Mahmut, özellikle ikinci Mahmut e, 1826 vakayı hayriye işte Asakir-i mansure Muhammedi Muhammedi'yi kurduğu zaman Yeniçeri Ocağı'nı lav ettiği zaman e, aynı anda Mason derneklerini kapatmıştır. Çünkü bunlar aynı ezoterik düşüncede diye. Yani çok ilginç. Bu kadar benzerlik vardı. Buradaki çalışmalarından sonra tülay Örgütü'nün kurucusu şeyin e, Baron von Sabetendorf olmuştur. Ne olduğu belirsiz bir adam. E, i̇kinci kez tabii ki İstanbul'a geliyor ve e, ölümü de burada oluyor. Varsayılan ölümü. Kendini denize atıyor ama bir şey bulunamıyor adam hakkında. Sonradan çıkıyor tabii. Halep'te bulunuyor, Mısır'a yani, geçiyor, söyleniyor vesaire oluyor. vesaire. Onun hikayesi kişilik. çok ilginç. masalcı Aytunç Altındal çok güzel anlatıyor. Ma, yani. evet, evet, masalcı 2'de de okuyabilirler. Aytunç da çok, e, Aytuncu Altındal'da çok kısa değinmiş. Bir de onun peşinde Türk istihbaratından bir kişi var. Çok ünlü bir yazarın kardeşi. Bu kadar spoiler Sü yeter. Tabii değil yeter, değil mi? fazla verme kitabı. Çok hazır. ünlü bir yazarın <laughs> kardeşi gelmiş geçmiş en iyi istihbaratçılardan biri. Harika bir adam. Gerisini e, şeyler yapsın. Şimdi bir soru daha yazmışlar. Bunu soru olarak gelmiş. Hilmi Sinan Yılmaz kardeşim bir kitapta size veriyoruz. Ayasofya'da önceden olmayıp da sonradan yapılan yapıtlar, döşeme ve bunun gibi şeyler var mı diye sormuş. Selçuk ne diyorsun? 19. yüzyılda yapılan eklemeler var. Evet. Hünkar Mahfili eklemedir. O yaptığı eklemelerdendir. Ondan sonra bazı vaaz kürsüleri var gene 2. Mahmut zamanında falan yapılan 1. Mahmut zamanında şadırvan ve kütüphane gibi yapılar da eklenmiş. bu çalışmalar sırasında o makalelerden okuduğum kadarıyla bazı gemiler ya da insan figürleri ters dönmüş. Bunda şuraya çıkıyor. Bu taşlar söküldükten sonra yerine koyulurken yani açısı değiştirilmiş, alt üst olmuş ama aynı yere koymuşlar. E, düz gözüken mesela bu da yatay bir resim şu anda. Belki dikey yapılmıştı, yapıldı 100 sene önce resim bulduğunda ki bu Bizans döneminde... Bu derken e, kadın, bu kadın, kadın bahsediyoruz. figürü. bahsediyoruz. Bu bir Bizanslı kadın onu söyleyelim. E, onun gene yorumuna göre Bizans'ta e, bazı keşişler kadınlara çok iyi gözle bakmıyor. Niçin? Kadın diyor, güzel kadın, susan kadın. Konuşan evet. kadın değil. Ve e, kadınların giyim kuşamları... ...bakın şöyle e, gayet... ...mütasip örtülüler. örtülüler. Hatta evet. üzerinde de bir şal var ama... ...çok detaylı olmadığı için ben şalı çizmedim. Ama başın üzerinde, kollarına düşen bir şalı da var. Bunlar gündelik ibadet için... ...ya da haftalık ibadet için... ...Ayasofya'ya gelen kadınların görüntüleri. ya bir, bir belge bu. Bir çizim ve bir belge aynı zamanda. E, bu insanlar... ...elbette... Ayasofya'da belli başlı değişiklikler yaptılar. Çünkü depremlerde Ayasofya'nın mermer plakaları kırıldı. Ve kırılan plakalar parasızlıktan yerine koyulamayınca bu sefer stakolluk su denilen boyama tekniğini kullandılar. Yani mermer görünümünde boyamalar çizildi. Mermer olmayan aslında o şekilde. Mesela şu köşeyi görebiliriz. Mesela buradaki köşeye bakabiliriz. Bunlar resimdir. Gerçek değildir. Bu bir göz aldatması. Trompe l'oeil göz aldatan bir ilizyon. Evet. Ayasofya'ya bakınca Üç boyutlu çizilmiş üç boyutlu resimler. Ama bizi e, yormuyor. Sanki orada bir <laughs> orada bir derinlik evet, var, derinlik bir tonoz, var. bir kemer gidiyormuş gibi böyle bir göz aldatması. E, bu tür ekler var ama çok fazla değişik zaten yapamazsınız. E, örneğin fosfatlar yaklaşık 13 tane yamulmuş sütunu, eğilmiş sütunu düzeltmişler. Ama bugün hala Ayasofya'nın üst galerisinde importor mozaiklerine çok yakunan bir sütun Doğuya doğru yatmıştır böyle eğiktir. Evet. Göbek üstteki o e, galeri kısmının zemini hafif böyle aşağıya doğru meyil yapmıştır ki şu an restorasyon devam ediyor. Zemin kaplaması söküldü. Ve söküldükçe altında daha eski katmanlara da dolaşıyorsunuz. Tuğla, tuğlanın üzerine başka bir tuğla sonra mermer kaplama gelmiş. Yani kazdıkça veyahut da araştırdıkça daha farklı hem e, maddelere de buluşuyorsunuz Bu, değil mi? Yaptığı evet. şey değil. Yani mermerin dışında bir bakıyorsunuz. Bir Granit görülüyor, doğru mu hazırladığı bir sürece? Birçok farklı bir şey evet. çıkabiliyor. Mesela biz e, tuğlalarla ilgili bir ara çalışmıştık ki Ayasofya ilk müze olarak açıldığı zaman tuğlalar için bir seksiyon hazırlamışlar. Damgalı tuğlalar, e, dış nerteks dediğimiz, yani batı cephesine ilk girdiğimizdeki koridorun iç nerteks geçişinde yani. orada damgalı tuğlalar var. Bunlar çok nadir örnekler. Ama herkes ayağını basıyor şu. Üzerine an. ve gittikçe aşınıyorlar, Aşınıyor. değil mi? Yani bahsettiğimiz şu kireç taşı da var, ee, bildiğimiz beyaz mermer de var, bildiğimiz granit mermer de hepsi var, değil mi? 17 çeşit mermer, evet. on denilen yerde zaten tespit edilmiş toplam 17 çeşit mermer kullanılmış farklı türden ama ağırlıkta beyaz olan Marmara mer mermeri marmara adasından getiriliyor. getiriliyor. biraz evet. daha yakın olduğu için kolay ulaşmak. Şimdi Fakat neo neobizantin tekniğinde yapıyor fosatlılar mimariye uyduruyorlar yani Osmanlı eseri yapıyor padişah için bir ekleme yapıyor fakat bunu yine Ayasofya'nın mimarisine uydurmaktan e... başka şeye de uyduruyor pardon Fosatti yani üçgen içinde evet, göz yapıyor üst katta Tabii. semboller var ne dönye demek pergel yapıyor Fosatti'nin kim olduğu belli oluyor diyorsun yani şimdi hünkar mahfili buradan kitaptan gösterirsek bugün çünkü restorasyonda giden göremeyecek Evet, şimdi... Kitapı ben bu. Seni sen onu açarken, Dur ben bir sen saniye. Çağ... Şunu göstereyim. Evet, Alıyor musun kamera bunu alırsa... kameraya? Şuraya baktığınızda Ünkel Mahfili'nin sütun başlığında Gönye Pergel'i çok net görebiliyorsunuz. Yani bu restorasyon bittiğinde gidip bunu ziyaret edip Gönye Pergel işareti yukarılarda şey... Ee... Üçten içinde göz hepsi gözüküyor. Şimdi sevgili dostlar, hipodrom bölgesine gittiğiniz zaman yani e, orada bu artık heykeli yalnızca başı yok gör görüyorsunuz. Şimdi bir e, kayıtta göreceğiz bunu. Bu bilinen yılanlı sutun. Bu aslında bronz bir heykeldir kendisi e Delphi tapınağından geldiği söylenen bir heykeldir. Daha sonra çeşmeye dönüştüğü rivayet edilir veyahut da doğrudur. Şimdi bununla ilgili Selçuk bir soru niye Selçuk bu e, Hipodrom bölgesine yerleştirildi? Amaç neydi? Evet. Ee, şöyle koyalım ekranda ala dursun bunu. İstersen bunu al. Evet. Bu evet. heykel muhteşem bir şey. Aslında bu şekilde de değil. Bunun üzerinde bir tripod var. Üç bacaklı. Üzerinde de altından bir kazan var. Kazan. Normalde o şekilde duruyor. Delphi'deki Apollon Tapınağı'na koyulmuş. Bunun yapım aşaması da ilginç. Persle... Kazan ne işe yarıyor? Üstüne niye koyuyorlar? Bu kehanet tapınağı. Evet. Oradaki telki rahibesinin kahinlikte bulunması için o kazanın içindeki bir kazan. önemli bir gazın Veyahut da yakılan herhangi Şimdi bir normalde bir gaz çıkan kükürt gazı çıkan yerlerde tapınak oluyor. Aynı evet, kafayı de şu anda buluyor, evet, gibi. kafayı buluyor, söylüyor ama olmazsa orada ot yakıyorlar. Tabi. Bu şekilde şey. kafayı buluyor. E, yalnız bir şey söyleyeyim hemen buradan, pardon sözünü kestim. Gerçekten pardon demedim ama e, Kadıköy'de en önemli tapınak yani kehanet merkezlerinden biri var. Ona da dikkat edin. Bir tanesi de Kadıköy'de bugün yeri bilinmiyor. Ama zamanında herkes Kadıköy'e geliyormuş e, tapınağı, kehanet için. Evet. evet. Ee, Neresi e, olduğunu söyleyecek misin? Bulsam söyleyeceğim tamam. tabii. Ama sikkelerde Bulamadın da daha yani. üç ayaklı kazan var. Demek ki var. Bulurum, bulurum. Kitap evet. yazıyor işte. Görüyorsun değil mi? Bulamadan. Evet. <laughs> evet. Bu üç başlı bir heykel. İçerisi boş bunun. Gerçekten de hani bir farklı ağızlardan farklı sıvıyı akıtabiliyorsunuz. Tabii. Anlatıldığına göre. Bir tören varsa, bir kutlama varsa bir ağızdan zaten sürekli su geliyor. Ama diğer ağız şarap ve bir üçüncü ağız size süt ve bal karışımı bir ikramı yapabiliyor. Bu 31 tane şehir devletinin birleşerek Persler yaptığı bir savaşın zaferidir. Anısına. Onun anısına. Üzerinde de 31 şehir devletinin isimleri yazar kazıma usulüyle yapılmış. Son 13. zamanlara kadar gözükmüyor. Zaman, kadar. gözükmüyor. Evet. Evet. Üstten kırık üst çenesinden bir tanesi sadece Arkeoloji Müzesi'nde şu anda. Şu anda ama diğerleri eksi maalesef kayıp. Niye korunmuş? Niye kalmış? Ee, yanı başındaki örme sütunun bütün bronzları sökülüyor. Justinianus'un heykelinin ...kaydesi. üzerindeki bronzları alınıyor ve çıplak bırakılıyor da bu kalıyor. Ee, bunun bir tılsım olduğuna inanılmış. O da gene evet. rivayete göre haçlar da belki buna inandılar. E, Tılsımı bozarsak akrepler, çıyanlar ve yılanlar saldırabilir bize diye korundu. Ama büyük ihtimalle... Bu Delphi'ye konulduğunda da aynı e, manada koyuluyor değil mi? Yani orada da çıyanlar, yılanlar veya böcekler, haşeretlere karşı Sanmıyorum. olması için aynı Çünkü zamanda. Çünkü Apollon Tapı'na Asklepios simgesi evet, yılan... Asklepios simgesi olduğu için belki oğludur Apollon'un. Ama onda e, e, yani ikisi. asasında tek yılan var. Ama o yılanı boğma yapıyordu. Apollon'u öldürdü evet, ipton yılanı. Bu Apollon'dan kaynaklı. Apollon'un öldürülmüş yani, olduğu evet. üç başlı yılanı. Ama Asklepios'un da simgesinin yılan olmasının babası Apollon'dan gelmesi var söz konusu. Yani caduceus'unda ikisi... de evet, yine, evet, yılan evet. var. Sağlık Bakanı amblemi Amle olan e, bu heykel ele geçen ganimetlerden dökülüyor. Eee Milattan önce 4. yüzyılda e, Yani şu bronz Pers askerlerinin kılıçlarının bronzu. Evet. Kalkan, kılıç. Kalkan, evet. kılıç. Onların hepsi eritilerek evet yavruldu. yapılmış şu an. E, şimdi gördüğümüz bu heykelin aynısı Delphi'ye koyuldu. Bunun replikasını yaptılar. Ama bizdeki orijinal yani bu her türlü hava şartlarında da bir açık İstanbul'un tam merkezinde. O yüzden Güneş, de isimler silindi. yağmur etkiliyor tabii bunu. Bazı restorasyon yapılmıştı ama alt kısmından galeriler var gene. Bizim dün gezimizde bahsetmiş olduğumuz o yaklaşık böyle İslam meselelerine doğru devam eden güzergahın bir de Ayasofya'ya doğru giden kısmı var ki bunları güvenlik açısından tuğlalarla örmüşler. Yani seyahat edebiliyorsunuz İstanbul'un altında ve Çoğu yer güvenli değil. Ama bir kısım gezilebilecek kadar olanlar güvenli. Ee, ben çoğuna girdim öyle söyleyeyim. Bunların bir kısmı özel mülk. Ve özel mülkün izni olmadan zaten giremiyoruz ki biz Erhan ve ben dün işte sen de dahil oldun. Üçümüz bir keşif yapmış olduk. Evet biraz sonra e, o keşifleri yani aslında bütün Ayasofya'nın altındaki... ...tünellerin içine gireceğiz. VTR'miz evet. var, izleyeceksiniz. O da bir ilk olacak... ...yine kayıt dışında sevgili dostlar. Evet. Heykelin Osmanlı döneminde... ...başlarının zarar görmüş olabileceğini... ...söylüyor uzmanlar. Baş kırıldığı zaman rivayet gerçekleşmiş... ...ve akrep ve cihan saldırısı olmuş. Evliya Çelebi çok Baş iyi işliyor. Baş kırıldığı istiyor. zaman tılsım bozuluyor. bozuluyor. Ve İstanbul'un akrep ve yılanlar ...bir anda bastığını... ...Evliya Çelebi... E, kayıtlarında söyler. Evliya Çelebi 366 Peki, tane. Peki ilk başın kırılması Fatih Sultan Mehmet'in e, işte e, kargısıyla filan diye bir hikaye anladı. bir rivayet vardır. E, ben Fatih Sultan Mehmet'in asla böyle bir zarar vereceğini düşünmüyorum. E, zaten e. sonraki mozu şey minyatürlerde üç başlı duruyor. Duruyor. Tabii duruyor. Surname'de falan. Surname'de var. Tabii, var. Tabii. Biraz önce e, Bülent'in ekrana vermiş olduğu Surname'nin parçalarından bir e, resimdi. Osmanlı dönemi. Evet biliyorsunuz Ayasofya'ya geldiği zaman da Fatih Sultan Mehmet e, bir bakıyor Yeniçeri'nin biri mermerleri kırıyor. Ona şöyle kılıcını tersi de vurup bire namert Ersen aynısından bir tane de sen yap diyor. Yani o kadar zor bir işçilikle dikilmiş bir yapıya niye zarar veriyorsun deyip buna şiddetle karşı çıkıyor. Yalnız ilginç bir şey söyleyeyim İstanbul'un yılanları meşhurdur. İstanbul'un özellikle Sultanahmet bölgesinin yılanları çok meşhurdur. Çünkü efsaneye göre işte e, İstanbul'un kurucu kralı Bizas savaşta ve ok bitiyor. Karısı diyor ki ok biterse diyor yılanları koyun diyor. Ok yerine atın. O kadar çok yılan var ki İstanbul'da o zaman e, ok yerine yılan koyup atıyorlar düşmana. E, son zamanlarda da e, Ayasofya'da kaçak kazı olduğunda. Yılanlar çıkmıştı zaten. Yani örümcekler şey. de dahil. Akrepler de dahildi. Akrep buna. zaten görülüyor. Hele bu dönem. Çiyan Bu dönem tam zamanı. Var. Tabii, tabii, Biz tabii. şimdi tünel ziyaretlerimizde en çok dikkat ettiğimiz yani buraları gezen dostlara da söyleyelim. Çok dikkat etmeniz lazım. Bir de hep size anlatmış olduğum biyolojik savaş meselesi bilhassa İstanbul'da kenelere de lütfen hani dipnot olarak e, dikkat edin diyoruz sevgili dostlar. Şimdi Evet bir VTR'miz var. Ee, bu VTR'miz tünelleri dolaştık değil mi? Evet. Girilmeze girdik zamanında. Bunları istersen bir e, masaya yatıralım üzerinde konuşalım VTR'den sonra. Evet bir VTR'miz var sevgili dostlar. İstanbul'un yani Ayasofya'nın altındaki tünellere girdik. İşte görüntüler. Yarışlar yapıldığı zaman burada sadece dönüşler ve izlenebiliyor ya da İnfazlar yapıldığı zaman Roma'da Doğu Roma İmparatorluğunda suçlu insanların infazları da burada gerçekleşti. Ama bu arada yarışlardaki en dinamik yer de burası. Çünkü tabii dönüş, kaza dönüş, tabii, zaman, değil mi? Dönüşlerde tabii. yaralanmalar, ölümler, atlar işte birbirine ee, giriyor. Dönemeyenlerin en iyi görüldüğü yer. Evet, bir de, şimdi ama e, şöyle düşünün, bunun öbür ucunda Sultanahmet Camii'nin ortada İmparatorluğu Hucası var tabii. Yani asıl en güzel yer değil, İmparatorlu Hoca'sı. Katisma ee, var, tam evet, ortaya en iyi yer. Yer, Şimdi öyle bir yerdeyiz gibi. ki sevgili dostlar. Yani yanımızda küçük bir kapı var. Bu kapı çok nadir ama çok nadir açılan bir kapı. Bu kapı nereye açılıyor? Bu kapı özel izinle açılıyor tabi. Önce onu belirtelim. Kapı Fendon bölümünün içine açılıyor. Direkt buradan hipotromun içine girebiliyorsunuz. Evet, bu kapının arkasında Latin istilası sırasında Kimler ama kimler kullandı? Ya aslında burası tabii en önemli yerlerden biri odaların falan olduğu yer. Latin silah sırasında ne yazık ki burayı Latinler girdi. Daha doğrusu açıktı zaten üstü ve Spina dediğimiz asıl bu dikil taşların olduğu bölgede ne kadar bronz eşya varsa ki bazılarının üstünde gümüş altın kıymetli metaller de vardı. Ne bulurlarsa aldılar yağmaladılar yok ettiler. Ama ilginçtir bir tek yılanlı sütuna dokunmadılar orada Heh. yılanlı sütunun keşfı İsterseniz şöyle yapalım yılanlı sütunu stüdyoda canlı yayında anlatmaya devam edelim Evet dostlar TV 100 ekranlarında Erten Üzül ile kayıt dışındayız ve Ayasofya'nın hemen altında aslında at bahsediyoruz. At ne anlama geldiğini Latince konuşacağız. Hemen orada gizemli bir e, tünele girdik. Bu tünelden e, görüntüler izlettik size. Şimdi konuklarımıza bunu ifşa edeceğiz tamamıyla konuklarımızla. Bakalım ne olacak. Bu Atnalı neresidir? E, atnalı U şeklinde yaklaşık evet. 400 metre uzunluğunda bir alan. Bu alan hipodrom olarak adlandırılıyor. Hipodromos, hani atların evet. koşu yaptığı yol. E, ortada bir merkez bariyerler var. Bu merkez bariyerleri süsleyen heykel grupları var. 55 civarında heykelin olduğu söyleniyor ki en gösteriş olan bugün yılanlı sütun ama yılanlı sütun diğer kaydı üzerindeki heykellerin arasında kaybolmuş. Yani eski tarihçiler o dönemde gelen seyahlar maalesef bu yılanlı sütundan çok fazla bahsetmemişler. Çünkü daha gösteriş, daha yüksek olan heykeller de var orada. Neler var mesela? Örneğin bir boğayla bir timsahın dövüşü. Dövüş. Herkül var. İki tane meta var başlarda. Bunlar dönüşlerin yapıldığı noktalar. Atları ürküten bazı heykeller var. Atlar daha çok korksun ve koşsunlar diye onları ürküten heykeller de koymayı unutulmamış. Romus, Romulus var. Romus romus, 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 romus var. Piramitler var. var. Filler var. Filler var. Hatta iki tane de kule şeklinde sayaçlar koyulmuş iki başa. Yedi kez dönülüyor. Evet. Yarışlar yedi kez dönülerek kazandı. Yedi kez dönülüyor. Her dönüşte bir Yunus bir de yumurta Düşürülüyor. 7'ye tamamlanınca yarışta bitmiş oluyor. Birinci ödülünü Katisma'daki imparatordan alacak ve bir zafer dönüşü yapıyor. Normalde Bunlar 4 atın çekmiş olduğu arabalar. Quadriga evet. denilen e, bir sürücü 4 at ve bir arabanın olduğu e, bu yarışmacıların kullandığı araçlar. Tabii 12 tane yarışmacı var. 12 kişi aynı anda yarışıyor ve çok çetin geçiyor, geçiyor bu yarışlar. E, daha önce vahşi hayvanların dövüşleri de yapılmış ama 4. yüzyıldan sonra 5. yüzyıldan sonra artık çok rahmet görmüyor ve bunlar gözden belki düşüyor. Tabii evet. kilise zaten evet. bu oyunları da çok tasvip etmiyor. Yani evet. kilise çok sıcak bakmayan bir tabaka buradaki oyunlar. fakat imparatoru sevdiği için her zaman burada oyunlar devam etmiş. Halk da tercih ediyor tabii. Halk da çok tabii. seviyor. Latin istilasına kadar kullanılmış. Latin istilasından sonra atlar da gidince orası çıplak kalıyor ve bu başlangıç noktasının üzerinde bir ara kadınlar hocası olmuş. Oradan kadınlar belli başlı oyunları izlemişler. Ama o zamanlar artık iki ayda bir, üç ayda bir falan oyun oynanıyor. Hatta daha öncesinde de Kılıç Aslan, ikinci Kılıç Aslan İstanbul'u ziyaret ettiğinde de onun onuruna oyun yaptıkları zaman bile az kullanılıyormuş yani öyle özel hazırlamışlar. Zaman, gittikçe yani gittikçe, gözden düşmüş. E, yani nereden baksan her gün bir oyun var. Ayda 40 oyuna kadar falan çıkarken zamanla düşüyor. Bizim stand Ama tabii dediğimiz, e, ama... yani aslında alt nadının hipatrumu şöyle düşünün dostlar. Böyle bir curve şeklinde yani tam ucuna girdik biz. Ee, resmimiz evet. var. Resimde göstermek mi? gerekirse Bizantyum e, Şöyle çalışmasın. gösterelim. Biz tam şunun altından görünüyor mu tam ekranda? Tam bu bölgenin altından içeri girdik. Buradan bu dehlizler, tüneller aynı zamanda Ayasofya'nın içine kadar devam ediyor. Ay çok aynı zamanda var bazı imparatorun ediyoruz. kaçış tünelleri bunlar. Erhan, e, bu, şimdi, buralarda başka neler var? Şimdi kalemini biraz daha ilerletirsen. Evet. tabii. Ben orada... sana vereyim. Sen şöyle al sana bir kalem. Yok var bende tamam. kalem. Şimdi şöyle gösterirsek, şu bölge Büyük Saray'ın olduğu bölge aynı zamanda. Yani bugün Büyük Saray kalıntılarını da görebiliyoruz. Üstünde e, başka şeyler olsa da bazı binaların altından, kafelerin altından... Tam bir daha gösterir misin? Abi? Şu bölge. Evet, şu o bölge. Yani gözlüksüz. Değil. Doğru gösterdi mi? Doğru. Oralarda bir yerde. Ha işte. Tamam, buradan e, zaten bazı kafe altlarından... Bina altlarından da girilebiliyor buraya. Tabi buranın işte Demir Selçuk'un anlattığı gibi 20 kilisenin falan olduğu yer, şuralardan girmek normal. Biz buradan değil mi defalarca girmişliğimiz var. Yalnız şurada şöyle bir şey var tabi. Şunu çok iyi bilmek lazım. Şuradaki bütün heykelleri bu hariç artık o anlattığın her şey para oldu. Tabii. Sikkeleştirdiler, sik erittiler, sikkeleştirdiler. Ve bunların hepsi bazen buradaki e, ürünleri almak veya iaşeyi sağlamak için gerisi de e, şeye Tabii. yine Venedik'e gitmiş durumda. Yani çok az bulunuyor çünkü Damnatio Memoria diye bir şey var eski kültürde anısını lanetlemek. Hani kokümlerle anısını falan ya lanetlerle gecikmiş bir Damnatio Memoria var burada. Ee, Bizans halkı Hani 1261'den sonra 1200 evet doğru söyledim. Şey yapıyor tamamen anılarına ait ne varsa yok ediyor. Yani Latinlere ait en ufak bir şey kalmasını istemiyor. O yüzden o paralar da eritiliyor ellerinde olan falan. Hani tek tük bulunuyor. Kitapta zaten Hatta tek tük müzeyde de koyduk şey. Kaydenin üzerindeki isim de siliniyor. Herhalde evet. Mikrofonun değiyor şeye. Ha. Evet ses çıkıyor. Evet. Şimdi Burnun altından demek ki hipodroma sarayın altından hipodroma geçişler olması zorunda çünkü Prokopius bile diyor adam diyor gizli tarihinde diyor şeytan gibi adam da oradan buradan çıkıyordu diyor çünkü e, Justinianus için çünkü adam tünellerden gidiyordu. E bir tünel e, burada var şeyde e, Ayasofya ile burası altında büyük sarayla Ayasofya altında var buraya da gelirsek. Şu arkada ayırını var, hastane var demek ki bu tünel sistemi ayırını hastane diye devam ediyor. Yani aslında biraz daha ileri giderse bu tünel sistemi e, hani bugün Teşvikiyedeki e, lisede dahil olmak üzere adalara kadar giden bir tünel sistemi var İstanbul'da. Ya o kadarını bilmiyorum ben vallahi. biliyorum. Teşviki Şimdi bilmiyorum. E, şöyle bilmem. bakmamız lazım. Şimdi dar geçitler tabii mesela Pelin geçtiği yerden ben geçemedim mesela. Evet. <laughs> biraz kilo vermek gerekti. Yani şu an dal geçitler ama orada da hani e, hani elini koyduğun yerde çiyan var yani artık hiç zevkli değil. E, ben tünelleri dolaştıktan sonra eve gittiğimde üstüm başım e, yani herhalde 3-4 tane böcek vardı var, üstümde sa sizlerde de oluyordur Örümcek ağa oluyor. Evet. Bazen işte o küçük böcekler girebiliyor ayakkabıların içerisine ya da sokabiliyor. Evet. Şimdi bu tünel nereye çıkıyor tam? Niye burada tapınakçıların ikinci merkezi burası? Tapınakçıların yani merkezinden bir burası biraz evet. daha yani şu geçitler tabii yani nasıl söyleyelim? Geçitler her zaman bunların ilgisini çeken yerler. Yani e... Bundan konuyu atlamak istemiyorum ama Kudüs'teki tapınağın altındaki geçitlerde de biliyorsun tapınakçı kılıcı bulunuyor. Aynı yani, şekilde. Aynı şekilde. Bu adamlar buraları dolaşan adamlar. Burada bir şey arayan adamlar yani. Onun için buraların her tarafını dolaştıkları, kendilerine bir üst edindikleri doğru. Buraların merkezi olduğu e, konusunu ben şeyde de kullandım, masalcıda da var zaten. Masalcı da bununla ilgili çok ilginç bir sır da veriyor ama daha çözüp söyleyen olmadı. Ee, bu tür şeylere dolaşıyorlar. Tabii bizim girdiğimiz başka bir yer daha var ki, e, şurada gözüküyor mu? Mese Caddesi, şurası Çemberli Taş'ın olduğu yer. En büyük cadde Mese, i̇şte, e, diğer forum Bovi Tuavri gider. E, bunun altında da geçitler var. Yani bunun altına da girilebiliyor. Bunları niçin yapmışlar Erhan? Yani birçoğu bugün dehliz dediğimiz yerlerin birçoğu su yolu. Evet. Bazıları kaçış yolu. Bazıları imparatorun kendi kullandığı yol. Bizim ziyaret ettiğimiz yerde dahil olmak Tabii üzere. Tabi bu hipodromun Hı. alt galerileri zaten. Hani burada odalar falan da var. Hayvanların konduğu falan. Ya burada önemli olan aslında sen de biliyorsun Selçuk en iyi bilen ee, hani burada Kolezyum gibi bir anıt yapılıyor. Yani Pelinle de biz çok uğraştık onun için. Kolezyum var ya yani. Roma'da Kolezyum'u kaç bin kişi Tabii. geziyor. Yani bu anıt açılsa turizme ki açılacakça bir dönem çok şanssız olaylar yaşandı. E, inanılmaz turist gelir buraya. Tabii. Şimdi insanlar diyor ki Ayasofya Müzesi kapandı. Turist gelmeyecek öyle yok, yok öyle bir şey. Turist sadece bilet almayacak. Ama çok daha yer açılabilir şu an alternatif. Yani en azından şu Sfendan bölgesine Sultanahmet'ten girip Can Kurtaran'dan çıkılacak bir proje yapılabilir. Yani daha burada yapılacak çok şey. Yani var. aslında tüneller yani bunu turizm açısından söylüyoruz. Tüneller bir şekilde e, turizme açılsa, açılsa bizim şu anda dolaşmış olduğumuzda dahil olmak üzere kesinlikle. açılmış olsa turistler burayı izlemek ve gezmek için gerçekten çok para ödeyeceklerdir. Ben De, Yani Roma'da da dahil olmak üzere böyle tünelleri çok gezmiş birisi, buralara çok para ödemiş birisi olarak söyleyeyim. Demek ki ilk müşteri evet. sensin. İlk müşteri benim. Tamam biz seni e, tamam. <laughs> kokoreç karşılığı sokarız. Yani e, burada başka bir şey çok iyi bilmek lazım. Bu en önemlilerinden biri. Bak evet. en önemlidir Söyleyeceğim. Evet. gene Sen'in tamam. yüzünden üzüm üzüme baka baka önemli diyor. Ee, buradan aynı zamanda şey var. Ee, limanlara tahliye noktaları var. Yani Büyük Saray'dan şuradan buradan kaçışlar var. Yani buralara e, nasıl söyleyelim? Mesela Latin... Zaten bu tünellerin yapılma tarihi ne? Latin istilasında pardon. Ee, i̇mparator kaçtı buradan bütün e, kutsal eşyaları ve hazineyi alarak. E, Nika isyanında da Nika, Nika isyanında ya. da kaçıyordu. kaçıyordu. Yani burada belki de hala emanetler isyanı falan dediğimiz İstanbul'un yaşamış olduğu en büyük evet, bu Ayasofya'nın Ayasofya yapılmasına değil değil neden yani olan isyan. Bugünkü Ayasofya'nın yapılmasının sebebi. Burada belki de bazı eşyalar saklandı. Şimdi define avcılarının dikkatini çekmek istemem ama evet bu bile söz şimdi, konusu olabilir. Şimdi Niker'den biraz bahsedelim. Ee, Ayasofya'nın yapılma nedeni. Yangından falan bahsetsene bir. Niçin? Ee, yeşiller, maviler. Evet. Şimdi bu binalar ne zaman yapıldı? Konstantin'le beraber aslında kent imar edilmeye başlandı. Esas olarak. Daha öncesinde Septimus Severus'un sonra 2. yüzyılın sonlarına doğru. Kenti önce yıkıyor sonra tekrar inşa ediyor. Surları etrafına... E, tamir edip çevriliyor. Tabii kent daha uç kısımda. Yani bugün Çemberli bildiğimiz ilk e, İstanbul'un dışında kalan bir yer. Ve Konstantin'le beraber Çemberli kentin içine giriyor ki e, Unkapanı bölgesinde Konstantin yapmış olduğu surlarla kent biraz daha büyütülmüş oluyor. Justinianus dönemi 6. yüzyıl. E, bu dönemde Justinianus Ayasofya yaptırdığında halk tarafından az yiyen az uyuyan ve çok çalışan bir imparator olarak adlandırılmış. Gerçekten çok çalışıyor. Eşi zeki ve onun danışmanı akıl olarak danıştığı zaman kendisine çok güzel fikirler de verebilen bir kadın ki geçmişinde de Hiporum'daki bazı tiyatral aktiviteler ve bazı erotik gösteriler var. Teodora... Erotik gösteriler. Kadın dansöz zaten. Dansöz. Ve çılgın gösterilere imza atmış birisi gençliğinde. Aslında Ama... şöyle de diyelim isterseniz bir e, caddede daha dolaştık bir sokakta. Evet. Bu sokak yani hep bahsedilen dünyanın en eski mesleği diye tarif, tarif edilen bir meslekten bahsediyoruz. Yani aslında İmparatoriçe Teodora'nın mesleği e, varsa o, e, koyabilirsek o VTR'yi de koyalım veya üzerine konuşalım. Bülent. E, bu şeyden bahseder misin? Teodora nasıl imparator Riça oldu? E, Teodora ile ilgili bazı rivayetler vardı. Mesela... Porno sokağından bahsediyoruz. Porno sokağından. Evet. E, dayı... Pornografi kelimesinin evet. geliş nedeni. Evet. E, Hipodromun dış duvarı kemerli bir yapı. Evet. Yani Şimdi destekleyen, ekrana verdi Bülent. Tribünü destekleyen... Bu sokak e, aslında pornografi kelimesine e, hani... ...ilham olan... ...aslında porno sokağı diye... Al, ...anlatılan Pornaya, yer. Pornoya sokağa diye evet. geçen... ...sokak sağa doğru düz devam eder. Hipodromun duvarıyla böyle... E, e, ...ilerler. Divan yoluna doğru yani... ...tramvayın olduğu do, do, yola doğru devam eder. Bunun olduğu alanda... ...fahişeler mesleklerini icat ediyorlarmış. Tabii evet. bunlar... E, ...yani ulu orta yapılıyor bu iş. Bir Herkes de fahişelik veriyor. çok kutsal bir meslek olarak... E, hani adediliyor. Adediliyor öyle. Ya ilk çağlarda öyle. Ama daha sonra Teodora çoğunu Çengelköy'e gönderiyor biliyorsun. Tabii onlara bir manastır yapıyor. Tövbe etsinler diye ki bir de e, madem dedin yani Yahudilerden niye bahsetmiyoruz. E, bir tane sinagogda e, oradaki genelde çalışan kadınlar için yapılmış. Hemen yanı başında yokuşta zürafa sokağın olduğu yerde bir sinagog e, oradaki genelde kadınlar için yapılmış. Bir tanesinde Teodora yapıyor. Çengelköy tarafında bir manastır. Tabi bazı kadınlar kaçmışlar manastırdan. Çok merak etti izleyicilerimiz. İsterseniz bir VTR var. Sayın yönetmenim ekranına da aktarabilirsek. Şimdi bahsettiğimiz tam burası hipodromun hemen yan sokağı burası gördüğünüz. Değil mi paralel yapı? İslam Eserleri Müzesi var şu binanın evet. hemen sağ tarafında ileride. Burası porno sokağı yani pornografiye Por porno ilham porno olan evet. e, sokak çünkü burada eskiden e, evet şimdi Selçuk anlatacak bize. burası hipodromun tribünlerinin olduğu yer. Ve burada kemerli bir yapı vardı. Hipodromun dış cephesi buradaydı. Bu sokağa Kornea Sokağı denilmekteydi. Kornea Sokağı'nda e, fuhuşla uğraşan kadınların mesleklerini icat ederken aleni bir şekilde bunu yaptıkları için porno kelimesinin buradan türediği anlatılır. Ve bunun benzerleri genel Roma'da diğer yapılarda aynı şekilde Kornea Sokağı olarak anılmaktaydı. Burada şunu da atlamamak lazım. Teodora'da burada bu sokaktan çıkıp kraliçe olmuştur. Evet, Selçuk, Teodora nasıl kraliçe oldu? Bu sokaktan çıkıp. Teodora daha önce bir evlilik yapıyor ve boşandıktan sonra Justinianus'ta bir ortamda tanışıyorlar ve zekasıyla nasıl ile... bir ortamda tanışıyorlar? Yani bir dost Hiç ortamında tanışıyorlar, zekasıyla Justinus etkiliyor ve onuna evlilik için ilk adımlar atıyorlar. Nika isyanına geldiğimizde ise Justinianus hazır, o tünellerden kaçacak, limandaki gemisi hazır. Eşyalar hazırlandı, bütün hazine bavullara, sandıklara yüklendi ama çok dokunaklı sözler söyleyip eşine İmparatorluğu ki, bırakıp kaçmayı düşünüyor. Düşünüyor. Evet. Yeni Bu arada Theodora der ki: "Sezar, malın mülkün var. Bak şu üzerimdeki mor elbise benim kefenim olacaklar. Ben bunu bir kez giydim. Kaçarsak ömrümüzün sonuna kadar korkaklar gibi yaşarız. Kalalım ve savaşalım. Ölürsek zaten şehit oluruz." deyip eşini cesaretlendiriyor. Eşi de Justinianus'ta emir verip komutanına bu isyanı bastırması için. Evet o gazda 30 bin kişi evet, öldürüyor. 30, 30 bin kişi. gene gösterelim. Oradaki evet. hipodromun içerisinde. Burada sokuluyor. 30 bin kişi öldürüyor. bir soru Buradan soracağım Buradan da denize atıyorlar. Bak, maviler mi ölüyor yeşiller mi? Çok güzel soru. Sana bir tane kitap veriyorum. Tamam. <laughs> <laughs> Kayıt dışı sorusu oldu değil mi? <laughs> Kayıt dışı sorusu Maviler yeşiller mi? Yani Hep söylüyor. Fark etmeden. Bir grup aristokratları temsil ederken. Maviler yeşiller ne evet. demek? Yani bu yarışlarda... Aslında beş grup var. Evet ilk beş başta. Grup var. Birisi altın rengi o altın siliniyor. Rengi, tabii. Mavi, yeşil, kırmızı ve beyaz olarak dört takım kalıyor. Bu dört takımların da bazı sosyal tesisleri... Bu takımlar niye bu renkli? Çünkü hipodromda koşturulan atlarda... Ee, i̇şte o atı e, işte yöneten kişinin renginin belli olup hangi takımdan olduğunu anlaması için izleyicinin. Çünkü çok hızlı geçiyorlar. Çok Dolayısıyla hızlı. renkler var. Altın rengi, yeşil, İlk mavi var ve e, eflatun var. Ee, kırmızı, eflatun beyaz. imparatorun <laughs> rengi. Tamam. Evet. Onun için birisi eflatun alıyor. Sonra yeşiller ve maviler kalıyor. İki evet. grup olarak kalıyorlar. Bunların tesisleri de ilginç. Ee, birisi halıcının altında bir sarnıç var altıncı yüzyıl gene, o dönemden kalma bir sarnıç. E, içerisinde su tutuluyor fakat üstteki fıskiyeden gerekiyorsa eğer baharatlı şaraplara katılabiliyormuş. Yani böyle bir bronz heykel grubu düşünün. E, koyun, koy, e, kuzu ya da koç gibi böyle motifler yapılmış, işlenmiş heykel grupları. Onlar e, gruplar eğlensin ve dinlensinler diye tesislerinde hem serinlik amacıyla su hem de içebilecekleri bazı ikramları da alabiliyorlarmış. E, bu savaşı kaybettiğini düşününce ki bu gruplar normalde birbirinin rakibi ve her zaman için rekabet halindeler ama bir cinayet işleniyor kentte. E, bu 9 kişiden 7'si yakalanıp öldürülüyor, ikisi kaçıp manastıra sığınıyor. Justinianus'un bir hatası onları manastırdan çıkartıp idam etmek inadı oluyor. Halk Artık o Allah'ın evinde yani Tanrı'nın evinde mesela ona dokunamazsın diye baskı yaptığı halde Justinianus inatla onları infaz etmek isteyince bu sefer halk e, yarışçılarla beraber birleşip yani iki rakip takım birleşip imparatora karşı nika nika diyerek yürümeye başlıyorlar. Evet. Ayasofya yakılıyor, sarayda bir sürü zarar ziyan oluşuyor ve imparatorun fikri kaçmaktan başka bir şey olmuyor. Ee, bu arada tabii e, sistemde değişmiş Oluyor bir anda değil mi? Bütün her şey değişiyor Nika isyanından sonra. Evet. Ee, İstanbul'da Teodosius ve Justinianus inşaatçı imparatorlar olarak anılmışlar. Gerçekten de bugün kente baktığımız zaman Kariye gibi, Yerbatan sarnıcı gibi, Ayasofya gibi yapıların çoğunun Justinianus tarafından yapıldığını görüyoruz. Mesela Tedosyus da aynı şekilde bugün Bizans e, surları, sur dediğimiz hem deniz... Hem Karasur'u olmak üzere ayrılıyor. 21 kilometre etrafını çeviriyor kentin. Bunların ihyasını da bir 6 asır sonra Komnenoslar yapıyor. Şimdi. Şimdi şöyle bir şey var. Bunu bir dakika söyleyelim. Çok önemli. İsyanla ilgili mi? İsyan ve genel Bizans'la evet. ilgili. Sen isyanla mı ilgili konuşuyorsun? Yok isyanla ilgili değil. Şimdi, Çünkü o dönemin... anıtlardan iki tanesi ha. önemli. Onu sona bırakalım. Burada önemli bir şey söyleyeyim. O dönemde yani hep biz ne görürüz Taş binalar, işte yerin altından taşlar falan. Değil. Orada halkın oturduğu evler ahşap. Yani e, Bizans evlerine baktığımızda şu resimdeki bütün bu evler ahşap evler. Aynı Osmanlı dönemi gibi. Bir yangın başladığında bütün her tarafı yakıyor. Orman yangını gibi. Evet bütün her taraf yanıyor. E, gene Latin istilasına geleceğim. İlk girdikleri zaman buradan öyle bir yakıyorlar ki burayı yanıyor. Hayvansaray bölgesinden. Evet. Daha sonra ilk Galata'ya geliyorlar. Galata'yı yakıyorlar. Galata'da o zaman Sentiren yani Ayairini Manastırı falan. 40 şehitler. şehitler Onların rörikleri orada. İşte Justinianapolis yani en önemli şehirlerden biri. 13. bölge. Hepsi var. Yanıyor bunlar. Fakat işte Latinler ilk bu 1203-1204 arasında burada Venedikliler belki de yani Latinlerle gelenler şu bölgede e, olay çıkartıyorlar. Olay çıkarttıklarında bu bölgeyi yakıyorlar. Bu bu yangın böyle saraya kadar Ayasofya'ya kadar ilerliyor. Bir ayırını burada var, bir ayarını burada var. Ve burada yananlardan bir tane bina Latince metrondan adı gelen Müslüman tüccarların ticaret yaptıkları bir bina. Bakın, o dönemde İstanbul'da camiler var. Mescitler var. Burada Müslüman tüccarlar olduğu için bir tane cami var. Ve o camiyi yakıyorlar. O cami yandığı zaman Bizans halkı geliyor Müslümanlara yardım ediyor. Latinlere karşı o yangından kurtarmak için çünkü beraber ticaret yapıyorlar burada. Daha sonra şu civarda bir yerde bir cami olduğunu biliyoruz. Şu civarda. Ee, orada da hatta Turul Bey hakkında Konstantin Monomaka zamanı hutbe okutuluyor. Tabii. Yani bunları çok iyi bilmek lazım. Burada Müslüman şey yani Fethi öncesi burada Müslümanlar var. Arap cami değil. Arap cami kiliseden bozma. Ama orada e, bir Müslüman azınlık oluyor olabilir. Ama şehrin içinde, surun içinde Müslümanlar var. vedat ikinci saldırdıkları Müslümanlar oluyor. Tabii. Bunların hiçbirini unutmayın. Bakın tarih tekerrürden ibaret. Onlar tarihlerini hiçbir zaman unutmuyor. Biz de tarihimizi hiçbir zaman unutmamak zorundayız. Biz bunları unuttuğumuz zaman... Tarihini sen yazarsan unutmazsın Erhan'cığım. Evet. 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 Şimdi sevgili Ama dostlar. Ama şimdi bunları toparlamamız ben, lazım artık. To, onun için bu programları yapıyoruz Erhan. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Böyle bir program e, yapılmadı. Daha yani çok vaktimiz olacak. Bir daha konuşacağız. Bir daha yatıracağız bu programı. Yine Ayasofya'yı konuşacağız. Yine İstanbul'un gizemlerini başka açıdan yine konuşacağız. Sen yine kitaplar yazacaksın. Sen de Selçuk. Onları yine bu masaya yatıracağız. Şimdi Sibel Gürsoy bir kitap kazandı. Diyor ki hipodromda yarış esnasında Bahsedilen dört attan diyor. Mahşerin dört atlısını mı temsil ediyor? Evet. Yani Sen mahşerin söylüyordu. dört atlısını temsil ediyor mu? Şimdi dört atlı için farklı rivayetler var. Mesela bunun en meşhur olanını şöyle söyleyeyim. Yarışçı Hz. İsa'ya benzetilir. Dört at, dört İncil yazarına tabii. bezetilir. O şekilde anlatılır. Ama, Ama çok sonra bunu tabii. yorumlayabilirsiniz. O şekilde de düşünebilirsiniz. Ee, çok sevilen bir heykel. Ve bunu yapan Büyük İskender'in heykeltıraşı Lizipos. Lizipos Antik çağın ki artık Hristiyan bir kente Hristiyan mabetleri yapılırken yine de Pagan inanışında olan o heykeltıraşların üretmiş oldukları ürünlere de yer veriyorlar. Evet. Bu heykeller şu anda dört atlı San Marco Meydanı'nda Venedik'te kilisenin hemen dış yüzeyinde sergilenmekte ama onlar replikaları, evet. e, orijinalleri ise aynı e, kilisenin müzesinde görebilirsiniz. Aslında şöyle bir şey de söylemek lazım: Saksivancı e, müzesindeki at da e, bu dört attan bir tanesidir diye ekleme yapalım sevgili evet. dostlar. Bir Tabii soru daha o gelmiş. kiliseye girdiğinizde başka bir şey daha göreceksiniz. Bizans'ın belki de en güzel yapılarından biri. Justinianus döneminin en güzel yapısı daha önce olduğu için Aziz Polyektus'un sütunları var. Evet. Yani iki girişte dörtgen sütun oradan gelme. Kayıt dışı izleyicisi böyle bir şey işte. Yani TV yüzde yeni başladık. Yavaş yavaş daha çok alışacağız birbirimize. Ertan Bey diyor hipodromdaki yarışlarda 7 kere döndüğü söylendi. Özel sebebi var mı? Tabii ki var. Yedinin özel sebebi beni bir önceki programda Cübbeli Ahmet Hoca ile konuşmuştuk. Çok doğru yerdesiniz. Günhan 2403 bir kitap aldı. Umutsuz vaka yazmış bize. Hitler'in Ayasofya ile ilgili planları var mıydı? Varsa nelerdi Erhan? Hiç biliyor musun? Araştırdın mı? Hitler'in bilmiyorum. Bilmiyorum Sen ki. biliyor musun Selçuk? Hitler'in Yani bakayım. aslında şöyle Abi bakabilirsiniz. tabii ki Baron von Sabatendorf. Dolayısıyla evet. yani şöyle Hitler'in aslında İstanbul'la ilgili bir planı var. Çünkü İstanbul onu oluşturan sistemin akıl yeri. Yani aslında Tule örgütünün merkezi. Bugün Nişantaşı'nda da bu örgütün e, merkezini görebilirsiniz. Biraz önce bahsettiğimiz e, hani ben bununla ilgili bir YouTube'da hazırlamıştım. İzleyi izlemek isteyenler uzun izleyebilir. İzmir Palası, dikkat edin. karşısındaki teşvikye Meslek Lisesi önemli bir yerdir. O zaman şöyle evet. bir özet yapalım. Bakın bu özet de önemli. Senin yüzünden bunları söylüyorum. <laughs> Hadi bakalım. Senin yüzünden stratejistler çıktı. Senin yüzünden insanlar bu önemli diyor. Yani iyi bir şey. O yüzden şimdi İstanbul'dan baktığımız zaman Masonluk, Nazizm, Tule örgütü bütün bu batının batıya mal edilen örgütlerin çıkış yerinin İstanbul olduğunu görüyoruz. İkonları görmek. da dahil olmak üzere. Evet. Yani sembollerinden bahsediyoruz. Daha başka bir şey var. Dördüncü yol, Gurjevler, evet. şunlar bunlar. Onlar daha sonradan gelip Amerika'ya ve evet. daha sonra Fransa'ya yerleşen... Şimdi Gurciyev Gurciyev diyoruz biz şimdi adam böyle bir isim. Madame Blavatsky'de. Madame Blavatsky, Gurciyev işte alt tarafı. Abdülhamit de izliyorsunuzdur. E alt tarafı çiçek pasajında. Erhan son 5 dakikaya giriyoruz o... bir soru. Hadi. Evet geldik Obelix'e. Niye iki tane Obelix var ve çok hızlı Selçuk anlatsan bize ne anlatacaksın? Birini sen anlat birini de. İkisini de anlat. Hadi ikisini ee... de anlat Selçuk. O bir obelisk. tek şey söyleyelim. Strageon meydanında alt parça var mıydı yok muydu? Aslında daha da yüksek bir obeliskten bahsediyoruz İstanbul'a gelmesi gereken. Konstantin döneminde e, erişmiyor. Onun hayatı da yetmiyor. Oğlu da göremiyor. Fakat e, 390 senesinde buraya dikiliyor e, obelisk. Obeliskin üçte birlik kısmının olduğu söyleniyor. Yani bir 19 metrelik bir e, yüksekliği var. Tepesinde bir çam Kozala, Yine bronzdan bir çam kozola olduğunu bir fırtınayla bunun düştüğünü e, söylüyorlar. Söylerler. Dört yüzü var. Dört yüzünde de hieroglif kazımalar var. Burada üçüncü Tutmosis'in e, Firavun'un hayatını anlatan, işte aşağı ve yukarı Mısır'ın e, detaylarını veren, onun Firavun'un hayatıyla e, onun hikayesini anlatan bir ifade. Üst tarafta babasıyla beraber kendisinin bir görüntüsü vardır. Alt kısımda Obeliski taşıyan dört tane küp vardır bronzdan yapılma... ...bunlar bir mühendislik e, harikası diyebiliriz... ...çünkü İstanbul bir deprem kenti... ...her yüz senede bir muhakkak şiddetli bir deprem olmakla... ...onlarca tanesi zaten oluyor ama bir tanesi muhakkak çok e, yıkıcı oluyor... ...bu depremlere dayanabilecek kadar esnemesi için tasarlanmış bir yapı... ...altında ise Bizans döneminde yapılan... ...yani 4. yüzyıl e, sonlarına doğru yapılmış olan bir kayda var... Bu da dört yüzlü ve her yüzünde imparatoru, onun oğulları Arkadius Honorius yanı başında Katisma'dayken tasvir edilmişler. Katisma'nın çok güzel korkulukları vardır böyle. O korkulukların Locanın yani. Locanın korkuluklarının detaylarına kadar yapılmış, işlenmiş ve alt tarafında... Yani aslında göstermek gerekirse hemen şu alt tarafından bahsediyoruz. Alt tarafında. Bahsediyoruz. De, Gidecek görecek olursanız... Evet. Camiye bakan, Sultanahmet Camii'ne bakan tarafında Orta kısımda dans eden kızlar vardır. Bu e, Amigo kızlar gibi ellerinde enstrüman olan müzisyenlerle beraber orası bir etkinlik alanı. Ve bu etkinlik alanında halk sosyalleşiyor. E, i̇mparatorun locası bir ara çökmüş ve çöktüğü zaman birçok insan ölmüş. E, Marmara Rektörlüğüne bakan kısımda ise dün yakından izleme şansımız oldu birlikte. Hipodromun esas görüntüsü var. Atlar nasıl koşuyor hipodromun etrafında? Saat istikametine döndükten sonra e, zafer turunu tam tersine yapıyorlar. Ve imparatorun vermiş olduğu ödülü alan e, yarışçı ki aralarında bazı artık heykeli dikilecek kadar başarılı olanlar da olmuş. Demişler ki sen şanslısın atların güzel değişelim demiş atlarımızı. Atlar değişmiş gene kazanmış. Araba neyi? Arabayı değişelim demiş. Onu da kazanmış ve arkeoloji müzesinde o e, kaydesi de beraber... Yarışçıların e, heykelleri duruyor. Onlardan bir de e, Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyonunda zannediyorum. Öyle e, bir şey var. Şey de söyleyelim, bu dikenli taçın bir parçasını da Fatih Sultan Mehmet'in özellikle saklamak üzere hediye olarak e, ana olarak aldığını. E... Bu arada dikenli tacında öyküsü ilginçtir. Hemen söyleyelim bu da önemli evet. çünkü dikenli taç e, Bağdat, e, İstanbul kralı. Bakın Haçlı döneminde, o Latin Krallığı döneminde. Şövalyeler İstanbul sokaklarında geziyordu. Ayasofya'da krallar taç giydi, Latin kralları. Bunlardan bir tanesi ikinci Bahadır'ındı değil mi? Ee, şey yapıyor, parasız kalıyor. Parasız kalınca İsa'dan kalan kutsal emaneti rehin veriyor Fransa kralı Saint e. Parayı ödeyemeyince Saint Louis buna el koyuyor ve e, şapeli yaptırıp sen şapeli Notre Dame Kilisesi'ne koyuyor bu tacı. Not, şu an nerede bu taç? Evet. Güvenli bir yerde Güvenli saklanıyor. Latin istilası şey, nereden çıktı? Notre ve yangından sonra yok. Şu an Nerede olduğunu bilmiyoruz. Ne oldu? Güvenli sence? bir yerde saklanıyor. Güvenli yer ne demek Erhan? Birilerinin eleyebildiği bir yer. Kim birileri? Onu sana program tamam. çıkışı anlatacağım. Çünkü orada yani başka Daha çok var. tapınakçılardan bahsedelim ki. Tabii ki, ki. onun evet. merkezi onların Çünkü toplandığı kilise Notre Dame'ın Dam karşısındadır. Evet. Toplandıkları Tabii. yer. Hani ben Instagram'a koydum tek başıma boş bir kilisedeyken. Ee, bir şey daha söyleyeyim hemen. Çok az vaktimiz var. Tek dikili taş bu değil. O beli. Hemen yanında bir tane ha, daha. Ondan başka şey. da evet. var. Strageon sirkeci de var bir tane. Ya alt parçası ya bir tane daha dikili taş. Bunu şey... teaser yapalım bir dahaki programa kaldı. Yapabilecek bir şey yok. Evet Selçuk son bir şey eklemek ister misin? Ben... İle havada kaldı arkadaş. <laughs> Bugün burada olmak gerçekten bir şans, özel bir gün. Ayasofya'nın beklenen, yani uzun zamandır böyle toplumda merakla beklenen kararı çıktı. Bundan sonra önümüze bakacağız. Artık ne yapabiliriz onu tartışacağız, onu konuşacağız. Ayasofya hepimizin. Ben teşekkür ederim. Size biz davet ettiniz. Ne güzel. Ben geldik. de teşekkür ediyorum. Hem Erhan'a hem Selçuk'a. Çok keyifli bir programdı. Daha sık yapmamız lazım. Çünkü yaşadığımız yeri bilmezsek kendimizi bilemeyiz. Başkalarının yazmış olduğu hikayeler için değil, kendimizin yazmış olduğu bizim hikayelerimizde devam etmemiz evet, lazım. Evet. Biz o hikayeleri bildikçe daha çok hikaye yazarız. Evet. Onun için bilmemiz, bilmemiz gerekiyor. Lazım. Ayasofya herkese hayırlı olsun. Evet. Ne taş, ne çizgi, ne renk, ne cisim, ne de madde senfonisi demiş. Sadece mana, yalnız mana demiş Necip Fazıl Ayasofya için sevgili dostlar. Bir programın sonuna geldik. Konuklarımıza ve sizlere teşekkür ediyoruz. Bir dahaki hafta yine Cuma 21.30'da görüşmek üzere. Yeni konu ve konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.